Selamünaleyküm. Geçen sene başımdan geçen bir olayı size anlatmak istiyorum. Adım Talha. İstanbul'da yaşıyorum. Her yaz tatil için köyüme, Konya'ya gidiyordum. Ancak bu korona illeti yüzünden 2 senedir gidememiştim. En sonunda geçen yaz başı bilet alıp gittim. Köy yolculuğunu oldum olası severdim. Gece yarım yamalak uykuyla mola yerlerinde durup sigara içip abur cubur atıştırmak hoşuma giderdi. Yine bu yolculuğum esnasında yolda giderken rüyamda köyde ava gittiğimi gördüm. Zaten yol boyu bunu düşünüyordum. Rüyamda bir tavşanı kovalıyordum. Bir uçuruma geldik. Tavşan aşağı atladı. Ben de peşinden aşağıyı izlemeye başladım. Fakat aşağıda yoktu. Arkamı döndüğümde kapkara bir kurt beni tutup aşağıya attı. Omzumu yere çarpmamla uyanmam bir oldu. Uyandığımda fark ettim. Dinlenme tesisinde durmuşuz. Fırsattan istifade inip çay alıp sigara içmeye başladım. Hala gördüğüm rüyanın etkisiyle kalbim hızlı ritimlerle atıyordu. Sigarayı içtikten sonra rahatlamıştım. Otobüse binip köye kadar deliksiz uyumuşum. Uykumda yine aynı rüyayı görüyordum. Bu kez muavinin "Beyefendi, burada mı ineceksiniz?" demesiyle uyandım. Otobüsten inip köye doğru yürümeye başladım. Köyde anneannem ve dedem vardı. Onlara da sürpriz olacaktı. Bizim köy biraz ıssızdır. 15-20 hane var. 3-4 tanesi boş. 7-8 evde de gurbetçiler tatilden tatile gelirdi. Köyümüze en yakın köy yaklaşık 6-7 kilometre uzaklıkta. Konum itibariyle ıssız olsa da çok güzeldir bizim oralar. Neyse, indiğim yer köyün 1 kilometre kadar dışındaydı. Yolda giderken bir sigara daha yaktım. Bu arada dedemi de aradım. Yoklama çektim. Evde miler diye. Köyün girişinde ise iki yarı sulama kanalı. Köy göle yakın olduğundan girişte iki köprü var. Bu köprülerden biri çok eski. Savaş zamanı Almanlar yapmış. Neyse, geldiğim yol o eski köprünün üstünden geçiyor. Aslında oradan koca traktörler geçiyor ama ben ne zaman geçsem irkilirim, çöker diye korkarım. Çünkü köprünün direkt olmayan boşluk yerleri hafif aşağıya sarkıktı. Ayrıca aşağısı bataklık, kurbağa, yılan, her türlü sürüngen var. Girdim köye. Sabah 9.30 falan. Kimseler yok. Direkt eve gittim. Anneannemi evin avlusunda tavukları yemlerken görünce arkasına geçip korkuttum. Bu arada dedem de ahırdan çıktı. İkisi de çok şaşırdı. Hemen ellerini öpüp hasret giderdik. Anneannem "Aç mısın oğlum?" diye sordu. Bu da laf mı şimdi? Bayılacağım açlıktan dedim. Beraber yukarı çıkıp kahvaltı ettik. Balkonda oturduk, çay içiyoruz. Bir yandan da sigara içiyorum. Dedem "Bir bırakmadın şu zıkkımı. Dayın da sende" diye söylendi. Yaşım 25. Ailedeki tek erkek torun bendim. Bir de babasız büyüdüğüm için üstüme titrerlerdi. Bir şey demezlerdi bu yüzden bana. Etrafa bakarken bizim ineklerin avluda olduğunu gördüm. Normalde çoban sabah alır, akşam getirirdi inekleri. Öyle görünce garibime gitmişti. Dedeme "Çoban mı yok, yoksa hasta mı?" dedim. O da bana "Haberin yok galiba. Çobanın parçalanmış ölüsü bulundu geçen hafta" dedi. Ben de şaşırdım. "Nasıl? Hayvan mı saldırmış? Ne olmuş?" dedim. Dedem de "Hayvan olamaz" dedi. Ben "Nerede bulmuşlar?" deyince "Eski saray mevkisinde, uçurumun dibinde." Bu arada size eski saraydan bahsedeyim. Bizim köyün efsane hikayesidir. Bizim köyün adı Saray. Bu isim ta eskilerden, belki de Osmanlı'dan kalma. Sebebi de o tarihte bu bölgede tam yeri bilinmiyor, büyüyle uğraşan zengin bir vezirin sarayı olmasıymış. Bu vezir ailesini ve tek varisi olan oğlunu bir hastalıktan kaybedince bunalıma girip kendini saraya kilitlemiş. Saraydaki hizmetçileri ve askerleri gönderip koca sarayda yalnız başına büyülerle uğraşarak yaşamaya başlamış. Korumasız kalan bu saraya bir gün eşkıyalar saldırıp veziri de öldürüp hazineye sahip olmak istemişler. Ancak çekindikleri bu adamın büyücü olduğundan kendilerine bir zarar gelmesin diye yanlarında bir aile büttam alıp sarayı basmışlar. Ancak karşılaştıkları vezirin 40 parçaya bölünmüş cesediymiş. Bu manzaraya rağmen haramiler saraydaki hazineyi aramaya başlamışlar. Haramilerin içindeki 2 kişi hariç diğerlerinin başına
türlü musibetler gelmiş. Hoca ve haramilerin arasına yeni katılan genç çocuk oradan kaçarak kurtulmuş. Hiç kimse o saraya girmeye cesaret edememiş. Bir süre sonra saray bakımsızlıktan eskiyip yıkılmış. Ne vezirden ne eşkıyalardan kimseyi gören olmamış. Anlatılanlara göre vezir de aynı hastalığa yakalanıp serveti kimsenin eline geçmesin diye bir büyüyle servetini cinlerle koruma altına alıp karşılığında da kendini feda etmiş. Bu hikayeyi çocukken köyün yaşlıları anlatırdı bize. Sakın o lanetli saray mevkisine gitmeyin derlerdi. O hazineyi arayanların başlarına türlü olaylar geldi diye konuşurlardı. Bu hikaye ne kadar doğru bilmem. Bizim köy geceleri onların yani cinlerin geçiş noktasıymış. Önceden saçma gelirdi. Ama sonraları yaşadığım bazı olaylar bunu doğruladı. Neyse, o konulara daha sonra girerim. İyice uzatmak istemiyorum. Dedeme, iyi o zaman. İnekleri ben biraz otlatırım dedim. O da, oğlum yeni geldin. Dinlen biraz dedi. Ben de buraya yatmaya gelmedim. Sizinle hasret giderip işlerde size yardım etmeye geldim dedim. Tüfeği sırtıma, hayvanları da ölüme katıp düştüm yola. Gideceğimiz yer bizim erikli bahçeydi. Yani eski saray mevkisinin önünden geçecektim. Çobanın bulunduğu o uçurumda bizim bahçeden rahatlıkla görünürdü. Anlatılanlardan pek korkmuyordum. Belimde tabanca, sırtımda tüfek ve inançlı bir Müslümandım. Namazlarımı aksatmadan kılmaya çalışırdım. İman yönünde kuvvetliydim. Bu bana cesaret veriyordu. Birkaç dakikada bahçeye gelmiştim. Köy bahçeden çok güzel görünüyordu. Uzandım ve köyü izlemeye başladım. Gözüm sürekli eski saray mevkisindeki uçuruma takılıyordu. Çoban, vezir, hazine, bu düşünceler aklımı kemiriyordu. İçimden oraya gidip bakmak geliyordu. Ama anlatılanlardan maçam yemiyordu. O ara telefonum çaldı. Dedem, nerede kaldın oğlum? Gelsene artık diyordu. Ben de, daha yeni geldim dedi. Ne geç olmaz dedim. Dedem, ne yeni gelmesi oğlum? Hava kararmak üzere. Uyuyamı kaldın yoksa dedi. Ben şoka girmiştim. Gerçekten de hava kararmak üzereydi. Sanki bana birkaç dakika gibi gelmişti. Bunun yol yorgunluğu yüzünden olduğunu düşündüm. Muhtemelen uyuyakalmıştım. Ama hiç gözüm kapattığımı hatırlamıyordum. Eve vardığımda dedem televizyon izliyor, anneannem de yanında oturuyordu. O gün sohbet muhabbet ettik derken akşam oldu ve yattım. Anlayacağınız birkaç gün böyle geçti gitti. Nihayet yeni çoban da gelmişti artık. Günlerim ava gitmekle, balığa gitmek ve bizim Toros'u sürmekle geçiyordu. O akşam namazdan sonra dedem bahçeye gidip dinamoyu çalıştırdı. Bütün gece sulansın bahçe diye. Dedem gece kanalın kenarına gidip sulanıyor mu diye bahçeyi kontrol edecekti. Ben de sen yaşlı halinle ne uğraşıyorsun bu işlerle? Ben giderim. Sen uyu dedim. Anneannem hemen atıldı. Yalnız gönderme çocuğu dedi. Dedem de beni de uyandır. Birlikte gidelim oğlum dedi. Ben de tamam dedim. Gece geç saatlerde dedem uyumuş horluyordu. Ben de yaşlı adam uğraşmasın şimdi oralarda deyip tek başıma gittim. Arabayla turluyordum. Bir ara uyku bastırınca arabayla benzinliğe gidip yakıt, sigara ve içecek bir şeyler alırım diye düşündüm. Petrole gidip kahve içtim. Alacaklarımı alıp tekrar düştüm yola. Önce dinamoyu kontrol ettim. Ancak sanki su çekmiyor gibiydi. Ben de suyun akıp akmadığını kontrol etmek için bahçeye gittim. Arabadan indim. Gündüz o kadar güzel olan yer, geceleri çok ürkütücüydü. Zifiri karanlıkta, elimde fenerle bahçenin içinde dolaşırken, iki domuzun ağaçlara zarar verdiğini görünce tüfeği alıp ateş ettim. Birini öldürmüştüm, diğeri ise yaralanıp kaçmıştı. Yaralıyken gelip bana saldırmasın diye ağaçları ve bahçeyi kontrol edip eve gittim. Yarın traktörle gelip o vurduğum domuzun leşini ise oradan kaldıracaktım. Eğer çürürse bahçeye girilmez hale getirirdi kokusu. Sabah olunca olanları bizimkilere anlattım. Onlar da tek gittiğim için beni biraz azarladılar. Neyse, dedemle gidip domuzu ayağından bağladık. Sürükleyip oradan uzaklaştıracaktık. O an aklıma dünkü yaraladığım domuz geldi. İzini sürüp onu da avlayacaktım. Dedem boş ver dese de dinlemedim. Onu yollayıp izlerin peşine düştüm. Kan ve ayak izlerini takip ede ede kafamı kaldırdığımda
o uçurumun aşağısında yatan domuzu gördüm. Nasıl olur da buraya geldiğimi fark edememiştim. Anlamıyordum. Resmen buraya çekildiğimi hissettim. Oradan uzaklaşmak yerine merakıma yenilip hikaye ve hazineyle alakalı araştırma yapmaya başladım. İki ayın burada geçtiğini ve çobanın cesedinin burada bulunduğunu bilmeme rağmen kendime hakim olamayacağım bir merakla etrafı incelemeye ve daha da yukarıya çıkmaya başladım. Çıktıkça meraklanıp daha da ilerledim. En sonunda hiç bilmediğim geniş, düz ve kupkuru bir tepeye ulaştım. Buraya çıktığım an içimde bir huzursuzluk oluştu. Sıcak havaya rağmen ağaçsız, gölgesiz bu yerde üşümeye başlamıştım. Ancak merakım her şeyin önüne geçiyordu. Aklıma hazine düşmüştü artık. Orada bir süre durup etrafa baktım. Bu bomboş yerin ortasında kurumuş bir ağaç vardı. Kurumuş gövdesinden uzanan tek bir dalı vardı. Ağaç oldukça büyük, heybetli bir ağaçtı. Etrafta epeyce dolandım. Ancak kayda değer bir şey olmadığını görünce geri dönmeye karar verdim. Tam o ağacın yanından geçerken kuruyan dalın insan eline benzediğini fark ettim. Biraz incelediğimde gerçekten parmağıyla bir yöne işaret eden insan eline benziyordu. İşaret ettiği yöne baktım. Önce bir şey göremedim. Sonra karşıda bir yapı olduğunu fark ettim. Çok şaşırdım. Saatlerce burada dolanmama rağmen nasıl fark edememiştim? Biraz daha dikkat kesilince iyice anladım. İleride bir şeyler vardı. Yavaş adımlarla oraya yöneldim. Gittikçe buranın tarla kadar geniş, eski bir yapı olduğunu, tarihi bir kalıntı olduğunu anladım. Galiba burası saray diye geçirdim içimden. Çok sevinmiştim. Saray varsa hazine de vardı. Hemen etrafta araştırma yapmaya başladım. Bazı duvarlar yıkılmış, bazıları da 1 metre kadar kalıntısı duruyordu. Akşam olmaya başlamıştı ama benim aklımda hala hazine vardı. Hele birazdan bulacağım şeyden sonra sağlam duvarların birinin tam dibinde eski bir çömlek olduğunu görünce ister istemez heyecandan titremeye başladım. Hemen elimle içini kontrol ettiğimde bir avuç irili ufaklı, altın para, 3 değişik eski yüzük, bir de değişik bir gerdanlık çıkmıştı. Sevinçten zengin oldum deyip çığlık attım. Hemen paraları küple beraber alıp eve gidecek, yarın sabah erkenden buraya tekrar gelecektim. Hemen toparlanıp köye doğru gitmeye başladım. Ormanın içinden geçerken hava iyiden iyiye kararmıştı. Ormanın içinden giderken arkamdan uğultu ve koşma sesleri duyunca korktum. Hemen tabancamı çıkarıp ağzına mermi verdikten sonra hızlı hızlı yürümeye devam ettim. Ben hızlandıkça arkamdaki sesler de artıyor gibiydi. Bu sefer de koşmaya başlayınca arkamdaki şeyin de beni kovaladığını hissettim. Aniden durup arkamı döndüğümde hiçbir şey yoktu. Biraz bekledim ama nafile. Sonra önüme dönüp tekrar yürüyeceğim sırada onu gördüm. Zifiri karanlıktan daha kara bir kurt. Onu görünce dona kaldım. Bu rüyamdaki kurttu. Kaskatı kesilmiştim. Bir süre göz göze geldik. Sonra üstüme koşmaya başladı. Ben kilitlenmiş gibi dururken elimdeki silah son anda aklıma geldi. Tam ona doğrulttuğum sırada üstüme atladı. Sol kolumu ağzına alıp parçalamaya başladı. Onu üstümden atmaya çalıştıkça daha çok ısırıyordu. Sonra kemerime takılı olan bıçağım aklıma geldi. Hemen alıp o panikle kurdun karnına defalarca sapladım. Kurt beni bırakıp yarısını yalamaya başladı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi koşup ormana daldı. Hemen tişörtümü çıkarıp koluma sardım. Sonra da köye döndüm. Ben eve geldiğimde hava çoktan kararmıştı. Hızlıca eve girip koluma baktım. Bismillahirrahmanirrahim. Koluma baktığımda bir şok daha yaşadım. Kolumda bırak yarayı, kan bile yoktu. Sadece kapkara çamurdu. Allah'ım, ben az önce hayal mi görmüştüm? Rüya mı diye kendimi tokatladım. Rüya değildi. Küp de sağlamdı. Her şey gerçekti. Hemen küpü bir yere saklayıp eve çıktım. Bizimkilere çaktırmadan üstümü değiştirip elimi yüzümü yıkadım. Dedem, iyi misin oğlum? Sapsarı olmuş yüzün dedi. Ben de iyiyim, biraz yoruldum deyip uyku var diyerek odama gittim. O yorgunlukla yatıp uyudum. Rüyamda devamlı o kurdun beni parçaladığını gördüm. Hiç iyi bir gece değildi. Sabah kahvaltıda
Dedem misafirliğe gideceklerini söyledi. Bana da sen de gel, değişiklik olur dedi. Ben de biraz yorgun olduğumu, gelmek istemediğimi söyledim. Onlar gidince küpün içindeki paraları araştırmaya başladım. İnternetteki bilgilere göre bu paralar Bizans parasıydı ve oldukça değerliydiler. Oraya gidip daha fazlasını bulmak istiyordum ama dün akşam olanlardan sonra maçam yemiyordu. Ben bunları düşünürken telefonum çaldı. Arayan bizim köye en yakın olan köyden Hasan'dı. Telefonda sohbet ettikten sonra bana "Bizim buraya gelsene, takılalım biraz, hem gezeriz" dedi. "Tamam" dedim. Dedemler arabayla gittiği için ben de traktörle yola çıktım. Hasanların köyüne vardım. Hasan'la bayağı sohbet ettik. Havadan sudan konuştuk. Sonra köyün içinde dolanmaya başladık. Onların köyü bizimkinden çok büyük olduğu için gezecek yeri çoktu. Biz gezerken karşıdan köyün delisi, Deli Hikmet, bana ters ters bakıp yanımıza geldi. "Hasan, hayırdır Hikmet abi, ne oldu?" dedi. Hikmet bana bakarak "Neden aldın?" diyordu. Ben de "Ne aldım Hikmet abi, ne diyorsun?" diyordum. O hala "Neden aldın onların malını?" diyordu. "Ne malı?" derken "O altınları niye aldın?" diye bağırdı bana. O öyle deyince kanım donmuştu. Tüylerim diken diken oldu. Tepki veremiyordum. O sırada köyün yaşlısı Kadir Hoca gelip Hikmet'e bir şeyler okuyup sakinleştirdi. Sonra bana bakıp "Ne yaptın sen?" dedi. Ben olayların etkisiyle iyiden iyiye kendimi kaybetmeye başlamıştım. Şaşırmış ve korkmuş bir şekilde ağlamaya başladım. "Hocam ne oluyor? Delireceğim. Yardım edin bana" dedim. Hoca Hasan'a bir şeyler söyleyip gönderdi. Sonra beni alıp evine götürdü. Eve geldik. Hoca hanımına bir şeyler söyledi. Sonra beni boş bir odanın ortasına oturttu. Önüme bir tepsi, bakır tas, bıçak ve makas koydu. Önce tasa su koyup saçımdan bir tutam kesip suyun içine attı. Ardından parmağıma bir çizik atıp kanı kaba damlattı. Sonra kağıtlara bir şeyler yazıp suya attı. Arapça dualar okuyup kabın üstünü örttü. Anlamadığım bir dilde bir şeyler okuyup örtüyü kaldırdı. Gördüklerim baygınlık geçirmeme sebep olmuştu. Kabın içinde domuz kılları, domuz kulakları, domuz burnu ve domuzu öldürdüğüm tüfeğin saçmaları vardı. Dehşet içinde "Hocam ne oluyor?" diye yalvarıyordum. Hoca pislikleri karısına verip yolladı. Sonra anlatmaya başladı. "Bak, sen sonunu bilmediğin bir işe kalkışmışsın. O küpteki altınlar uğursuzluk getirmiş sana. Gitmemen gereken yerlere gidip almaman gereken şeyleri almışsın. Burası onların, o define de onların. Üstelik de Hasan'ı da almak için plan yapmışsın. Onlar da seni lanetlemiş. O vurduğun domuzun parçalarıyla seni büyülemişler. Neyse ki imanın yerinde ibadetini yapıyormuşsun. Allah seni korumuş. Eğer seni zayıf görselerdi seni de alacaklardı. O altınlarla birlikte bir şey daha getirmişsin. O küfün içini dışını iyice incele" dedi. "Peki hocam, saray efsanesi gerçek mi?" dedim. "Hoca da orada öyle bir saray yok. Orası eski bir Rum kilisesinin kalıntısı. Orada Rum papazlar servetlerini çeşitli büyülerle tılsımlayıp gitmişler. Senin orayı bulman bile mucize. Peki hocam, ne oldu? Bitti mi her şey?" diye sordum. "Sen şimdi git, evde yattığın yerin altına ve kıyafetlerinin arasına bak. Sonra o küple beraber ne bulursan bana getir." Bana bir muska yazıp yolladı beni. Eve geldim. Dedemler de çoktan gelmişlerdi. "Neredeydin?" dediklerinde inandırıcı bir bahane öne sürdüm. Şimdi tek yapmam gereken bir fırsat bulup Kadir Hoca'nın dediklerini yapmaktı. Saat 20.30 gibi istediğim fırsat gelmişti. Dedemler yan komşuda çay içmeye gitmişlerdi. Ben de hemen işe koyuldum. Önce kıyafetlerimin arasına baktım. Kıyafetlerimden Arapça, büyü olduğunu tahmin ettiğim kağıtlar çıktı. Hepsini bir poşete koyup yattığım yatağın altına yöneldim. Belki de hayatımda hiç yaşamadığım o korkuyu o an yaşadım. Yatağın altında belli uzuvları eksik olan bir domuz başı ve domuz ayakları, domuz sakatatları ve çeşitli büyük kağıtları vardı. O leşleri odadan çıkartırken kusmamak için kendimi zor tuttum. Yatağın altını iyice silip süpürdüm. Son iş küpü almaktı. Onu da alıp dedemden gezeceğim deyip arabanın anahtarlarını da aldım. Hocanın evine doğru yola çıktım.
Yolda arabam devamlı taşlandı. Karşıma sürü sürü domuzlar çıktı. Birkaç kez kaza tehlikesi atlattım. O 5 dakikalık yol bana saatler sürmüş gibi gelmişti. Sonunda eve geldim. Büyüleri hocaya verdim. Hoca uzun uzun inceledi. Sonra altın küpünü eline alıp alt kısmını kırdı. Gözlerime inanamadım. Küpün altındaki bir oyuktan bir ye yazılı bir büyü çıkmıştı. Hoca, işte her şeyin sebebi bu dedi. Bütün büyüleri bana verdiği muskayla beraber ocağa atıp kibriti çaktı. Büyüler sanki üzerine benzin dökülmüş gibi alev alıp yanıp kül oldular. Hoca külleri altınlarla beraber küpe doldurup temiz bir bezle sardı. Sonra hadi gidiyoruz deyip eski saray mevkisine yola çıktı. Yolda yine taşlandık. Ben korkuyordum. Hoca ise devamlı okuyordu. Vardık eski sarayın oraya. Hoca araziye adım atar atmaz daha hızlı okumaya başladı. Altınları bulduğum yere geldik. Keserle bir çukur açtım. Kazarken de kazdığım yerden insan kemikleri çıkıyordu. Allah'ım bitsin artık diye dua ediyordum. Ne belalı bir yermiş burası. Çukuru açıp küpü içine koydum. Üstünü örtünce etraftan uğultular ve gülme sesleri gelmeye başladı. Hoca bu kadar yeter deyip kolumdan tuttu ve oradan uzaklaşmaya başladık. O sırada arkama baktığımda o kara kurt ve uzun boylu gölgelerin bize baktığını gördüm. Arabaya binip oradan uzaklaştık. Hocayı evine getirdim. Her şey bitti mi hocam diye sordum. Bitti evladım, kurtuldun. Ama yine de git buralardan. Bir daha asla böyle şeylere de kalkışma deyip cebinden bir muska çıkarıp bana verdi. Bunu tak, Allah'ın izniyle daha iyi olacaksın dedi. Hocayı bırakıp eve vardım. Dedemler yatmış, ben de hemen yatıp sabah erkenden kalkıp İstanbul'a dönmüştüm. Şu an Allah'a şükür daha iyiyim. Aradan bir sene geçti. Ara ara o sarayı ve o kurdu rüyalarımda görüyorum. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Sıcak bir Temmuz gecesini değerlendirmenin en güzel yollarından bir tanesi evde pineklemektir. Ve bu konu benim için tamamen tartışmaya kapalıdır. Camdan gelen hafif esinti eşliğinde televizyonumu açarak yatağıma kuruldum. Evde tek başımaydım ve benim bu vazgeçilmezimdi. Annem babamdan sonra bana bakmakla yükümlü olduğu için o zamanlar çalışmak zorunda kalmıştı. Ve ben de ona hediye olarak derslerime çalışıyordum. Aramızda böyle bir anlaşma yapmıştık. Kapının çalınmasıyla birlikte düşüncelerimden sıyrıldım. Gözlerimi kapıya diktim. Gerçekten beni şimdi rahatsız etmek zorunda mıydınız? Bedenimin yarısına kadar camdan sarkarak gelinin kim olduğuna bakmaya çalıştım. Görmediğimde o milli sorumuzu sordum. Kim o? Bilirsiniz, bizim ses ile tanıma yeteneğimiz vardır. Ve bu sayede gelenlerin yan binamızda oturan kardeşler olduğunu anladım. Bu güzel havayı dışarıda geçirmek için beni de yanlarına çağırıyorlardı. Bu da fena bir fikir sayılmazdı tabii ki. Ama yatağım ve benim bir birlikteliğimiz vardı. Birbirimizi çok seviyorduk. Bu da ayrı bir gerçekti. Bu düşünceyi ikinci plana atmayı seçtim ve hazırlanmak için yeniden odama yollandım. Dış kapıdan adımımı atmamla onların evine varmam neredeyse birkaç saniyeydi. Gördüğüme göre tek misafirleri ben değildim. Neredeyse bütün mahalle ellerinde çekirdek, çerez ve meyvelerle kapının önünde adeta piknik yapıyorlardı. Bana ayrılan yere oturarak heyecan içinde çayımı bekliyordum. Çay varsa asla hayır diyemezdim. Birkaç bardak çayı güzel sohbetler eşliğinde midemle buluşturduktan sonra kardeşlerin dürtüklemesiyle bahçemde beslediğim köpeğimi sevmek için ayağa kaldırıldım. Oysa sohbet güzel gidiyordu. Arkadaşlık, komşularla içilen çay, öteki mahallelere kadar giden kahkaha sesleri. Burayı sevmem için başka bir nedene ihtiyacım yoktu. Tek bir şey dışında, evimizin arkasında bulunan, uzun süredir tamamlanamamış olan o ev, buraya taşındığımızdan beri dikkatimi çekiyordu. Sakın, siz kızsınız, erkek gibi dolaşmayın demeyin. İçimde yaşayan aksiyon dolu kıza sözümü geçiremiyorum bir türlü. Muzurluk dolu bakışlarımı yanında duran kızlara çevirdim. Elbette anlamışlardı o eve girmek için sabırsızlandığımı. Ben yine de söyleme ihtiyacı duymuştum.
Bakışlarımdan anladığınızı umuyorum. Orada bir sürü adam yaşıyor ama, dedi kardeşlerden bir tanesi. Tamam, evet bu doğruydu. İçeride tam tamına 8 adam kalıyordu. Hepsi inşaatı tamamlamak için tutulmuş işçilerdi. Ama bu benim merakımı bir türlü gideremiyordu. Çünkü ortada dönen rivayetler, kalbimde depolanan aksiyonumu daha da tetikliyordu. İşte bu yüzden bu evin konusu geçtiğinde daha dikkatli dinliyordum. İşte duyduklarımı söylemek için harika bir fırsat karşıma çıkmıştı. İşçiler buralarda geceleri farklı farklı varlıklar görüyormuş. Yoksa bu inşaat şimdiye kadar bitermiş. Kız kardeşler birbirlerinden onay almak ister gibi bakıştılar. Bu bakışmalardansa ürkeklik dolu cesaret seziyordum. Ben ise hadi yapalım denmesini bekler gibi sabırsızlanarak kaba inşaat olan eve doğru ilerlemeye başladım. Boyumu fazlasıyla aşan ve gösterişli siyah bahçe kapısının tam önünde durdum ve aralarından eve baktım. Ev demek fazlasıyla kaba kalırdı. Yapılmamış hali bile zenginliğini öne çıkartmaya yetebilirken yapılmış halini merak etmekten kendimi alıkoyamadım. Sessizce önümdeki devasa boyutlu kapıya abandım ve işte ilk adımımla birlikte bahçedeydim. Arkamdan gelen fısıldamalardan anladım ki kız kardeşler sonunda benimle gelmeye ikna olmuşlardı. Binaya yaklaştığımızda karanlıkta göremediğim bir kapı daha karşıladı beni. Küçük kardeş sağımda durdu. Büyüğü ise bahçe kapısında kısılan gözleriyle bizi izliyordu. Kapıyı ne kadar zorlarsam zorlayayım bir milim dahi oynamamıştı. İçeriye kapıdan giremiyorsak camdan girecektik. Camın olduğu yerde dikenli teller vardı. Dikkat edersek içeriye girebiliriz. Küçük kızın fısıldamasıyla bakışımı camdan ona döndürdüm ve sonra yine cama bakarak düşünmeye başladım. İçerisi boştu. Bu elimizde kesin bir bilgiydi. Ses çıkarsak bile bizi kovalayacak birileri yoktu. Lakin içeriye girerken dikenli tellere takılırsak sabaha kadar burada nöbet askerleri gibi kalabilirdik. İçeriği merak eden ile girmeyi teklif edenin ben olduğumu düşünürsem kendimi feda etmemin gerektiği kanısına varıyordum. Dikenli telden önce bacaklarımı içeriye sokabilmek için yavaş ve ritmik olarak hareket edebilmek için iki büklüm oldum. Birkaç denemeden sonra ufak çiziklerle içerideydim. Yanımda duran küçük kız heyecanla fısıldamaya başladı. Benim içeri girme şeklimin tam tersi olarak omuzlarını içeriye sarkıttı. Tutunacak yeri bulamadığında elimi uzatarak omzundan kavradım. Ablası da bacaklarından tutup içeriye iteklemeye başladı. Küçük kız benden daha çok kolay şekilde içeriye girmişti. Gülümseyerek arkamıza baktığında ablasının gitmiş olduğunu gördük. Evet, bunu ikimiz de beklemiyorduk. İçeriye girdiğimde ise kolumda oluşan çiziklerim bir anda karıncalanmaya başlamıştı. Ama bu beni yolumdan döndüremezdi. Ufacık bir yara ve ufacık bir acıydı. Arkamı döndüğümde ise dış kapının çaprazında kalan camdan hafif bir ışığın yansıdığını gördüm. Bildiğim kadarıyla yakınlarda bir sokak lambası var. Yanımdaki kıza bunun yalan olduğu gerçeğini söylememiştim. Buralara yakın sokak lambası yoktu. En yakını bizim binanın önündeydi ve o da bu kadar aydınlatamazdı. Ama bunu da yapmak zorundaydım. Ben bile tedirgin olmuştum. Yanımdaki kızın korkmasını istemiyordum. Elimde tuttuğum feneri kapatarak pantolonuma sıkıştırdım ve bize doğru parlayan ışığın gölgesinde içeriye yönlendim. Dış kapı ile oturma odasındaki mesafe oldukça fazlaydı. Önümüze çıkan odalara göz atarak ilerlemek ise benim hobim gibiydi. Meraklı olduğunu söylemiştim. Karşımıza çıkan ilk yer mutfak olmuştu. Dışarıdan bakıldığında burada kimse yaşamayan izlenimi veren evin içi tamamen zenginliklerle döşenmiş gibiydi. Lüks mutfak dolapları, odayı komple kaplayan üst dolaplar ve tam ortada kocaman bir masa vardı. Masanın arkasında çatırdayarak yanan şömine ise dikkatimizi hızla kendisine çekmişti. İşte bu içimdeki korkuyu daha da arttırmıştı. Ama bunu da yuttu ve küçük kızın elinden tutarak diğer odaya ilerlemeye başladık. Mutfağın yanındaki kapalı odada bebek odası olarak adlandıracağımız kadar ufak bir oda karşılamıştı bizi. Her yer
uçuk maviye boyanmış. Yutkunarak ilerlemeye devam ettik. İşte tam karşımızda da bizi bekleyen oturma odası. Yanımızda bulunan boşluktan anladığımız kadarıyla yukarıya çıkmak için bölme ayrılmıştı. Ama merdivenleri henüz tamamlanmamıştı. Oturma odasına girdiğimizde şaşkınlıkla dolu korkumuz daha fazla artmıştı. Camın önünde özenle yerleştirilmiş büyük ve düzenli bir yatak karşıladı. Yanında görüntüsünden yeni olduğu bas bas bağıran bir dolap ve komodin bulunuyordu. Tam ortada o dolapla aynı modelde olan bir yemek masası. İçimde boy gösteren ve gittikçe büyüyen korkuyu bastırmak için mırıldanmaya başladım. Hadi ama burada 8 adam kalıyordu değil mi? Haliyle de kalmak için bir yere ihtiyaçları vardı. Evet, vardı ama bu kadar lükse kaçamazlardı ki. Geriye çıkmak üzere arkamı döndüğümde olduğum yerde kaldım. Tekrar önüme döndüm ve yatağın içinde bir şeyin olduğu hissine kapıldım. Çünkü çarşafın tam orta kısmı yukarıya doğru şahlanmış vaziyetteydi. Yanımdaki kızın bakışlarını takip ettiğimde bunu fark edenin sadece ben olmadığımı anlayabilmiştim. İkimiz de görmüştük. Elimi bırakan küçük kız korkmadığını kanıtlamak istercesine çarşafa doğru ilerliyordu. Sesimin titremesine mani olmaya çalışarak öksürdüm. İçimi kemiren o soruyu sordum. Tamam, içeriye girmek benim fikrim olabilirdi ama ben de insanın haliyle korkabilirim değil mi? Küçük kıza emin misin diye sordum. Kendi sesim şimdi kulaklarıma bir başkasının sesi gibi geliyordu. Kız da az önceki düşüncemi okumuş gibi gözlerime baktı. Buraya girmek senin fikrin değil mi? Yatağın önünde durarak ilk dakika incelemeye başladı. Daha sonra yavaşça eğildi ve ellerini çarşafın üzerinde gezdirdiğinde ben arkada korkan gözlerle onu izliyordum. Başını bana doğru çevirdi, gözlerini kapattı ve hızla çarşafı kaldırdı. İşte tam bu anda küflenmiş kan kokusu oluk oluk burnuma doluverdi. Damarlarımda dolandı ve beynimde korku dolu sinyaller veriyordu. Kokuyla sıktığım gözlerimi açtım. Atmaya hazırlandığım çığlığı gördüklerim sayesinde yutmak zorunda kalmıştım. Görmek istediklerim bu değildi. Fakat gördüklerim tamamen gerçeğin ötesindeydi. Gözlerimi çarşafın altından çıkanlardan ayıramıyordum. İrili ufaklı kemikler ve kafa tasları vardı. Uzun zamandır burada olduğunu kanıtlamak istermiş gibi üzerinde böcekler geziyordu. Titreyen bacaklarımla yatağa doğru ilerlemeye başladığım sırada beynimin bana oyun oynadığını düşündüm. O halüsinasyonu gördüm. Kemikler yapboz gibi birbirlerinin içine geçerek bir bütün vücudu oluşturmaya başlamıştı. Ve şimdi karşımızda 8 tane vücut vardı. Bir ay öncesine kadar burada çalışan inşaat ustalarının olduğunu düşünmek istiyordum. Ama bir ayda nasıl etleri kemiklerinden ayrılabildi? Korkudan olduğu yerde donan kızı kolundan tuttuğum gibi dış kapıya doğru çektim. Kolundaki çiziklerim şimdi daha fazla yanmaya başlamıştı. Ama durup kendime bakacak zamanımız yoktu. Bir an önce çıkışı bulup kendimizi dışarıya atmak istiyordum ki kapı bir anda açılıverdi. İçeriye girerkenki deli cesaretim silinerek yerine altıma yapmak üzere olduğum korku almıştı. Bu eve kimse girmiyordu. Bu cesetleri haliyle kimse görmemiştir. Daha sonra mantığım devreye girerek bütün düşüncelerimi çürütecek o düşüncemi ortaya koydu. Çalışanların gittiklerini görmüşler. Sekizi birden nasıl olur da bu şekilde ölü bulunur? Bir ayda iskelet haline bürünemezler. Kafam iyice karışmıştı. Kulaklarımı sağır edecek çığlığı duyduğum anda kendime gelebilmiştim. Az önce benim kolunu tuttuğum kız şimdi canımı yakacak şekilde o benim kolumu tutuyordu. Arkamdan gelen havlama sesiyle geriye doğru sıçramama engel olamamıştım. Köpeğim bu zamana kadar yapmadığı bir şeyi yapmıştı. Bizi takip ederek bu eve gelmişti ve şimdi ağzına aldığı kemiği çiğniyordu. İyi de o kemik kemirmeyi sevmezdi ki. Bu düşüncemi dillendirerek köpeğime seslendim. Köpeğimin ağzından kemiği çıkarmaya çalıştım. Köpeğimin adı Beyaz'dı. Ona bu ismi vermemin nedeni tüylerinin beyaz oluşu değildi. Zaten tüyleri de beyaz değildi. Ama bir sokak köpeği olmasına rağmen tertemizdi. Onu yavruyken almıştım. Ama şimdi sanki benim köpeğim değil gibiydi. Beni tanımıyor gibi davranıyordu. Ve bakışları çok farklıydı. Arkamda duran kızın sesiyle
Bir anlığına köpeğimin bu halini unutmuştum. Bu kez kolumdan tutma sırası yanımda duran kıza gelmişti. Sımsıkı kavradığı kolumu kopartmaya çalışırcasına çekiyordu. Nasıl koştuğumu, nefes almayı unuttuğumu bilmiyorum. Etrafıma bakındığımda kendimi dışarıda buldum. Kapı gök gürültüsünü andıran sesle arkamızdan kapanmıştı. Bir eksik vardı. Köpeğim beyaz içeride kalmıştı. Tekrar arkamı dönerek kapıyı iteklemeye başladım. Şaşkın bakışlarıyla yanımdaki kız bana ne yaptığımı sordu. Köpeğim beyaz içeride kaldı, görmedin mi dedim. Ne köpeğinden bahsediyorsun? Köpek falan yok ortalıkta dedi. Kapıyı iteklemeyi bırakarak kıza döndüm. İçerideki köpeğimi görmedin mi diye sordum. Hayır, köpek falan yoktu ortalıkta. Görmedim dedi bana. Başımı çevirdiğimde az önce evin içerisinde gördüğüm köpeğimi dışarıda görmüştüm. Bana yavaş adımlarla geliyordu. Koşarak oradan uzaklaşmıştık. Her şey normaldi. Sokak ve insanlar aynıydı. Hatta köpeğimin davranışları bile aynıydı. Artık rahatlamalıydık. Ama bırakın rahatlamayı, benim içimdeki korku daha fazla artmıştı. Odamı incelemeye başladığımda saati gördüm. Önümde duran kocaman saatte. Saat 20.30'u gösteriyordu. Bu nasıl olabilir? Evet, olamaz bu. Çünkü biz kendimizi o evin içine attığımızda saat 12'ydi. Eve gidene kadar kendime bir rüya ve ben birazdan uyanacağım diyordum. Kendimden de ziyade mantığımı kandırmak istiyordu. Kalbimin sesini kulaklarımda duyabiliyordum. Çok hızlı çarpıyordu. Sanki biraz sonra dışarıya çıkacak gibiydi. Annemin gelmesine az kalmıştı. Köpeğimle beraber evin içinde duruyorduk. O zamana kadar bana arkadaşlık etmesinden zarar gelmezdi. Çünkü bu korkuyla tek kalırsam korkudan ölebilirdi. Kendimi oturma odasında bulunan koltuğa bıraktım. Burnuma hala kan kokusu geliyordu. Hızla oturur vaziyete geldim. Hayır, kan kokusu çok yakınımdan geliyordu. Önce kendi üzerimi koklamaya başladım. Fakat benden gelmiyordu. Köpeğimin çıkarttığı sesle ona döndüm. Gördüklerim karşısında kanım donmuştu. Köpeğimin ağzında evde bulduğumuz kemikler vardı. Hızla aldığım kemiği camdan dışarıya fırlattım. Kemiğin ardından köpeğim hırlamaya başladı. İşte yine garip davranıyordu. Bunu da göz ardı ederek televizyondaki kanallardan birinde sevdiğim bir programa denk geldim. Hiçbir işe yaramayacaktı. Bunun bilincindeydim. Amacım sadece aklımdaki korku dolu görüntüleri yok etmekti. Köpeğim de sakinleşerek üzerimde uyuyakaldı. Kulağımın çok yakınında bir şeyin hızla geçme sesini duydum. Başımı hızla çevirmemle rahatsız olan köpeğim yine sinirle hırlamaya başladı. Sesin geldiği yöne baktım. Fakat hiçbir şey yoktu. Bakışlarımı yeniden televizyona çevirdiğim anda elektrikler bir anda kesilmişti. Köpeğim bir şeyler hissetmiş gibi kulaklarını ve kuyruğunu havaya dikerek üzerime atladı. Koklayarak yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Ben de elime aldığım fenerimle onu takip ediyordum. Korkmuyorum desem kesinlikle yalan söylemiş olurdum. Çünkü korkudan bacaklarım titriyordu. Onu ilk kez böyle görüyordum. Yerleri koklayarak ilerledi. Korkarak adımlarla peşinden takip ettim. Hırlaması ise şiddetlenince ellerim ışığın düğmesine gitti. Fakat elektrikler vardı. Odanın ışığı yanıyordu. Bu işte bir terslik vardı. Oturma odası hala karanlıktı. Köpeğimi de kucağıma alarak dışarıya çıktım. Dış kapıyı açtığımda yanımda benimle birlikte gelen küçük kızı da gördüm. Anlattıklarını duyduğumda şaşkınlığıma karışan korkum şimdi bütün bedenimi sarmıştı. Dışarısı aydınlıktı. Sadece bizim evin pencerelerinde ışık yoktu. Elektrik olmayan evime kısılan gözlerimle baktığım zaman ayrıntıyı görebilmiştim. O ayrıntı bana tokat yemişim hissi vererek geriye sürüklemişti. İçeride dolanan 8 tane gölge vardı ve bunu ikimiz de görmekte zorlanmıyorduk. Benim evimden kızların evine geçiyorlardı. Bunu sadece ikimiz görüyorduk ve bu yaşanılanlar sadece ikimizin evinde oluyordu. Bu olayı yaşadığımda henüz 19 yaşındaydım. Şimdi 25 yaşındayım ve hala geceleri tek başıma uyuyamam. Karanlığı bu yüzden hiç sevmem. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Merhabalar. Size Ankara yakınlarında bir köyde yaşanan olayı duyduğum kadarıyla anlatmak istiyorum. Sene 1985-1990 yılları arasında.
Köy yerlerinde araç sayısı yok denilecek kadar az olduğunda ulaşım belirli bölgelere kadar yapılmaktaydı. İstanbul'dan akrabalarının düğününe gitmeye çalışan bir aile otobüsle Ankara'da inerler. Oradan buldukları araçlar ve minibüslerle köylerine gitmeye çalışmaktadırlar. Havanın kararması üzerine vasıta bulamayan bu aile Van Gölü Ekspresi'ni kullanmakta mecbur kalırlar ve Ankara'dan Van Gölü Ekspresi'ne binerler. Nedendir bilinmez, trende garip insanlar, garip hareketler sezerler. Ailenin babası olan adam çocuklarını da alır, kimsenin olmadığı bir odaya geçer. Trenler oda odadır. Karnı acıkan aile yola çıkmadan yolluk hazırlamıştır. Fakat az kaldığı için küçük parçalar halinde karınlarını doyurmaya çalışırlar. Nihayet tren varacakları yere 23 sularında ulaşmıştır. Fakat unutulan bir şey vardır. İndikleri kasabadan köye 40 dakika yürüme mesafesi vardır. Araç bulamazlar. Yol kenarında yürümeye başlarlar. 20 dakika civarı yürüdükten sonra zifiri karanlık, korkunç bir hal almaya başlar. Yoldan çıkmamak için yere bakan baba ayak ucunu dahi göremeyecek dereceye gelir. Ayın ışığıyla zar zor görmeye çalıştığı yol birden çamur gibi olur. Şaşırır ama belli etmez çocukları korkmasın diye kendi kendine "Geçen hafta ekinler biçildi. Acaba bu çamur nereden geldi? Her yer böyleyse ekinler nasıl biçildi?" diye düşünürken arkadan birisi omzuna dokunur. "Osman ağa, nereye gidiyorsun?" Sıçrayarak arkasına biri hamlede dönen Osman ve ailesi şaşkınlık içindedir. "Köyde yarın sabahtan Ali'nin düğünü var. Oraya gidiyoruz. Sen bu saatte burada ne arıyorsun Nuh dayı?" "Ne olsun, kasabadan geliyorum. Kahvede çok takılmıştım da zaman nasıl geçmiş anlamamışım." Köyün eski muhtarı Nuh dayıyı gören ailenin içine bir su serpilir ve kendilerini biraz daha fazla güvende hissetmeye başlarlar. Sohbet ederek devam eden yolculuk, köyün uzaktan görünmesiyle beraber yerini sessizliğe bırakır. Herkesin sesi kesilir ve susar. Osman birden irkilir. O sırada etrafına bakar. Etrafında bağların ve Kızılırmak Nehri'nin bir bağlantısı olan akarsuyun çevresinde birkaç hayvan silüetine benzer bir şeyler dikkatini çeker. O sırada belinden silahı çıkarır ve herkese dikkatli olmasını söyler. Yavaş adımlarla ilerlerken birden yanındaki Nuh dayı dikkatini çeker. Suratı asık ve korkusuzca ilerlemektedir. Tekrar döndüğünde etrafta kimsenin olmadığını görür. "Hadi hızlanalım" diyerek ailesine döner Osman. Aile hızlı adımlarla köye giriş yapmıştır. Hemen dedelerinin evine doğru yönelirler. O sırada Nuh dayı Osman'a dönerek "Hadi saat 12. Geç de olsa bir uğrayalım beraber düğün evine. Şimdi senin arkadaşların alkol almaya başlamışlardır. Eğleniyorlardır" der. Osman hanımına "Siz eve geçin. Ben bir görüneyim gelirim" der. Karısı da elinde bulunan bir parça ekmeği sıkarak çaktırmadan Osman'ın cebine koyar. Osman ve Nuh dayı düğün evine doğru değil de tepeye doğru ilerlerler. "Ne olduğunu soran Osman, neden düğün evine gitmiyoruz Nuh dayı" der. "Oğlum, düğün evi zaten burada, açık alanda yapacaklar" dese de pek inanmak istemez Osman. 5 dakika sonra bir bakarlar ki sazlar kurulmuş, alem başlamış, yemekler yeniyor, eğlence yapılıyor. Herkesle hoşbeş ettikten sonra Nuh Osman'a dönerek "O cebindeki ekmeği çıkar da kenara koy" der. Bunu duyan Osman irkilir, "Ne ekmeği" cevabını verir. O sırada elini cebine attığında ekmek eline takılır. Osman ekmeği tekrar cebine koyar ve "Kalsın canım cekette, ne zararı var ekmeğin" der. Israrla çıkarması istenince Osman şüphelenir. Çünkü ekmek cebe çarpılmaması için konulmuştur. Çıkarmaz Osman, inattır. Aradan bir 10 dakika geçtikten sonra Osman'a bir ağırlık çöker ve uykuya dalar. Sabah olup kalktığında ise bütün köy Osman'ı aramaktadır. Osman meydana gelir. Herkes "Ya sen neredesin? Geceden beri seni arıyoruz" deyince Osman baştan sona olanları anlatır. Anlattığı olayları dinleyen köylüler bunun cinlerin oyunu olduğunu anlarlar. Osman'ı önce evine, 2 saat sonra da düğüne götürürler. Osman farkındadır ama korkusunu belli etmemeye çalışır. Osman'a "Peki kimdi seni o ormana götüren adam?" diye sorarlar.
Bizim eski muhtar yok mu? Nuh dayı, o götürdü beni der. Köylü, gözlerini büyüterek şöyle söyler. Şu geçen hafta, biçer zamanı traktörün altında kalarak can veren Nuh değil mi derler. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Adım Esma. Başıma gelen olayların başlangıç zamanı. Lisede okuduğum dönemdi. O zamanlar 16 yaşındaydım. Bizim okulun bahçesinde bir türbe vardı. İsminin nereden geldiğini bilmiyorum. Ama biz o türbeye Dede Yatır derdik. Bu yatır bizim için korkunç bir yerdi. Arkadaşlarımla o yatırdan bahsettiğimizde hepimiz korkardık. Cemile ve Nurgül'le yakın arkadaştık. Oyunlar oynayıp eğlenceli zamanlar geçirirdik. Fakat son oynadığımız oyun eğlenceden çok hayatımızı alt üst eden bir olaya dönüşmüştü. Herkesin bildiği doğruluk mu, cesaret mi oyunu bizim için dönüm noktası olmuştu. O türbenin içine girip kim 5 dakika içeride durmayı başarırsa grubun lideri olacaktı. Gayet masumane bir oyundu. Herkes sırayla girmişti. Sıra Cemile'ye gelmişti. Cemile içeri girdi. Biz sürenin dolmasını beklerken o anda müdür yanında bir öğrenciyle yanımıza geldi. Ne yapıyorsunuz burada? Hemen sınıflarınıza gidin dedi. O an korkudan Cemile'nin içeride olduğunu söylemeyip sınıfa girmeyi tercih etmiştik. Cemile resmen bir mezarın içinde kalmıştı. Nurgül, şimdi sınıfa gidelim. Cemile kendi çıkar ya da ben birazdan gelir çıkarırım Cemile'yi demişti. Biz de Aysel'le Nurgül'ün bu sözüne inanıp sınıfa gittik. Ders başlamıştı. Gözüm kapıda Cemile'nin sınıfa girmesini bekliyordum. Derse okula yeni atanan rehberlik öğretmeni Halit Bey girmişti. Genç ve yakışıklı bir adamdı. Dersin ortalarında Nurgül'e dönüp Cemile hala gelmedi dedim. Nurgül, anahtarı senin çantana attım. Sen görmedin mi dedi. O an beynimde şimşekler çaktı. Kilitlediğimizi tamamen unutmuştum. Nurgül'e hayır dedim. Ders bitmek üzereydi. Öğretmenden izin aldım. Koşarak dışarı çıktım. Çantamda anahtarı aradım ama bulamadım. Anahtar yoktu. Gidip türbenin kapısını tıklattım. Cemile'ye seslendim ama hiç ses yoktu. Tekrar sınıfa döndüm. Ders bitmiş, herkes çıkmıştı. Çok korkuyordum. Çantamı alıp okuldan çıkıp eve gittim. Eve geldiğimde Cemile'nin annesiyle annem oturuyordu. İçimdeki korku daha da büyümüştü. Cemile'nin annesi, Cemile nerede diye sordu. Soruya soruyla cevap verdim. Gelmedi mi diye bildim. Hayır dedi. Hemen odaya girip Nurgül'ü aradım. Cemile türbenin içinde kalmıştı. Nurgül'e bana anahtarların çantamda olduğunu söyledi. Ama baktım yoktu dedim. Kalemliğine bak dedi. Hemen çantamı açıp kalemliğime baktım. Ama nasıl olurdu? Anahtar oradaydı. Hemen anahtarları alıp koşarak okula gittim. Okul eve yakındı. Okulun bahçesine girip türbeye vardım. Kapıyı açarken müdür ve okulun hizmetlisi geldiler. Ne yapıyorsun dediler. Hiçbir şey söylemeden kapıyı açtığımda Cemile kapının yanında yüzü ve elleri kan içinde yatıyordu. Korkudan donup kaldım. Müdür ambulansı ve polisi aradı. Cemile'nin bilinci yerinde değildi. Beni alıp karakola, Cemile'yi de alıp hastaneye götürdüler. Karakolda polise her şeyi anlattım. Aysel'i ve Nurgül'ü de getirdiler. Aysel ve Nurgül bana kızıp benim suçum olduğunu söylediler. Sürekli beni suçladılar. Polis hakkımızda tutanak tutup bizi ailelerimize teslim etti ve şehirden ayrılmayın diye tembihlediler. Cemile 6 gün komada kaldı ve sonra uyandı. Her ne yaşadıysa korkudan yüzünü tırnaklarıyla yırtmıştı. Cemile'yi ziyaret etmemize izin vermiyorlardı. Bu olayda herkes beni suçluyordu. Üçümüz de okulumuzdan uzaklaştırma aldık. Nurgül ve Aysel benimle bir daha görüşmediler. Ama benim suçum neydi? Nurgül, ben çıkarırım dedi. Ama çıkarmadı. Bana anahtar çantanda dedi. Çantamda yoktu. Sonradan nasıl olduysa kalemliğime konulmuştu. Galiba bana tuzak kurmuşlardı. Ama ben anlayamamıştım. Babamlar bana ceza olması için F
Teyzemlerin yanına gönderdiler. Köyde, tarlada teyzeme yardım ediyordum. Ama Cemile aklımdan çıkmıyordu. Bir kez konuşabilseydim ve her şeyi anlatabilseydim. Artık her gece Cemile'yi görmeye başladım. Kabuslarım bitmiyordu. Cemile bana kızgındı. Neden gelip açmadın? Beni onlara bıraktın diyordu. Kimdi onlar? Aradan biraz zaman geçmişti. Bir gün annemle telefonla konuşurken annem Nurgül Halit Hoca ile nişanlandı dedi. Kendimi çok kötü hissettim. Cemile'ye olanlar çok sevdiğim arkadaşlarımdan ayrı kalmak ve bir de suçlu duruma düşmek çok ağırıma gitti. Uyuduğumda yine kabusun ortasına düşmüştüm. Cemile elinde anahtarla beni türbeye sokmaya çalışıyordu. Cemile'ye boğazım yırtılırcasına yalvarıyordu. Bir an teyzemin sarsmasıyla uyandım. Esma, kızım ne oldu? Neden bağırıyorsun diyordu teyzem. Çok korkmuştum. Ben de gördüğüm kabusları ve yaşadıklarımı teyzeme anlattım. Teyzem annemi aradı ve konuştular. Annem, Cemile'nin şehir dışındaki akrabalarına gittiğini söyledi. Cemile'nin annesi de artık annemle konuşmuyordu. İçimdeki bu acı benim sonum olmuştu. Artık gündüzleri de Cemile'yi görür olmuştum. Her yerde tırnaklarından kan damlayarak benim boğazımı sıkıyordu. Nereye gitsem Cemile peşimi bırakmıyordu. Bu duruma daha fazla dayanamadım. Avucumun alabildiğince ilacı içip intihar ettim. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Başaramamıştım ölmeyi. Beni kurtarmışlardı. Annem koridorda biriyle konuşuyordu. Ses tanıdıktı. Yerinden kalktım. Annem Halit öğretmenle konuşuyordu. Beni görünce hemen yanıma geldi. Kolumdan tutup beni yatağıma götürdü. Ben ağlamaya başladım. Halit öğretmen, ağlama Esma. O gün ne oldu? Bana anlatır mısın dedi. Ağlayarak her şeyi anlattım. Halit öğretmen, istersen Cemile'nin annesiyle görüştüreyim seni. Ona da anlat olanları dedi. Olur dedim. Beni alıp Cemile'nin annesine götürdü. Cemile'nin annesine her şeyi anlattım. Benim suçum yok. Cemile'yi sürekli görüyorum dedim. Annesi, Cemile akıl hastanesinde dedi. Gidip görmek istiyordum. Adresi alıp Halit öğretmenle birlikte Cemile'nin yanına gittik. Çok kötü gözüküyordu. Cemile'ye sarılıp ağladım. Ona da her şeyi anlattım. Ama hiç konuşmadı. Tam kapıdan çıkıyorken arkamızdan her şey Nurgül'ün suçu dedi. Yanına yaklaştım. Anlattıklarını dinledik. Halit öğretmeni benden kıskandığı için benim o gün derse girmemi engellemek için kapıyı kilitleyip anahtarı sakladı dedi. İkimiz de şok olmuştuk. Halit öğretmen dışarı çıkınca olaydan 2 gün önce Cemile'nin saçlarını bağlaması için Cemile'ye kırmızı bir kurdele alıp hediye etmiş. Nurgül de bu durumu çok kıskanmış. Şimdi her şey ortaya çıkmıştı. Halit öğretmenle geri dönerken Nurgül telefonla aradı. Halit öğretmen, Esra ile birlikteyim. Cemile'yi ziyaret ettik dedi. Nurgül bunu duyunca öfkelenip bağırdı ve telefonu yüzüne kapattı. Eve geldiğimde annemle Cemile'nin annesi bizdeydi. Beni güler yüzle karşılamışlardı. Buna mutlu olmuştum. Ama arkadaşımı nasıl kurtarabilirdim? Aradan 2 gün geçmişti. Yağmurlu bir gündü. Evde oturuyordum. Kapının çalmasıyla gidip kapıyı açtım. Gelen Nurgül'dü. Yüzü gözü ağlamaktan şişmişti. Ne oldu diye sordum. Halit'le ayrılmama sebep oldun. Seni mahvedeceğim dedi ve gitti. Arkasından bağırdım. Ama dönüp bakmadı bile. Aradan 10 gün geçmişti. Gece kapı çaldı. Gidip açtım. Çok yakışıklı bir delikanlı kapıda duruyordu. Evimiz mahallenin ilk eviydi ve müstakildi. Bu yakışıklı adam bir adres sormuştu. Sorduğun adresi bilmiyorum dedim. Tamam deyip geri gitti. O gittikten sonra ben de gidip yattım. Rüyamda o delikanlıyı gördüm. Bir gece, 2 gece derken artık her gece rüyamda onu görüyordum. Sana aşık oldum diyordu. Rüyalarımdan çıkmıyordu. Resmen ben de ona aşık olmuştum. Bir gün annem, tanımadığım birisi değil ama seni istemeye gelecekler dedi. Onu hiç istememiştim. Çünkü benim aşık olduğum biri vardı. Her gece rüyama geliyordu.
Birkaç gün sonra beni istemeye gelmişlerdi. Kapıyı açtığımda şok oldum. Aşık olduğum adam karşımdaydı. Beni istemeye gelmişti. Hemen içeriye aldım. Babası, annesi ve halası vardı. Halasıyla annesi çarşaflıydı. Şaşırmıştım. Böyle modern bir adamın ailesi nasıl çarşaflı olurdu? Kahveler içildi. Ama dedemde bir huzursuzluk vardı. Biz size haber veririz deyip gönderdiler. Dedem biraz da olsa ilim sahibi bir insandı. Onları kapı aralarından dinledim. Dedem babama sebebini söylemedi ama bu iş olmaz oğlum. Vermeyelim kızı. Ara gelmesinler dedi. Çok üzülmüştüm. Odama gidip ağladım. Neden vermemişlerdi? Ben de ona aşıktım. Sonuçta bizim birbirimizi sevmemiz önemli değil miydi? Ben üzüntü ve düşünceler içindeyken bir anda Mesut camın önünde belirdi. Bana gel diyordu. Hemen koşup camdan atladım. Ona sarıldım. Elimden tuttu ve ormana doğru gittik. Ormana gittiğimizde düğün kurulmuştu. Bu benim düğünümdü. Çok mutluydum. Elime kına yaktılar. Altın taktılar. Fakat düğün bitmek üzereyken bir an ortalık karıştı. Dedem, babam ve caminin hocası geldiler. Dedem ve caminin hocası sesli bir şekilde Ayetel Kürsi'yi okuyorlardı. Babam da beni elimden tutup götürmeye çalıştı. Sevdiğim adam Mesut buna çok kızmıştı. Babamı tuttuğu gibi fırlattı. Babam yere düştü. Mesut bana sarıldı. Sen benim karımsın. Gidemezsin dedi. Dedem okuduğu ayetle bir anda beni çekip aldı. Neler oluyordu? Dualar okundukça başıma ağrılar saplanıyordu. Koşup babama sarıldım. Hoca babamı tuttu ve oradan çıktı. Dedemin asker arkadaşı beni istemeye gelenlerin köyündendi. Dedem aileyi araştırmış. Dedemin arkadaşı bahsedilen ailenin evi yıllar önce yandı. Ve o yangından sonra ailenin kaybolduğunu, cesetlerinin bile bulunamadığını söylemiş. Gün geçtikçe benim durumum kötüye gidiyordu. Sürekli sevdiğim adam Mesut'u karşımda görüyordum. Bir anda düşüp bayılıyor ve sinir krizleri geçiriyordum. Mesut'a gitme isteğim gün geçtikçe artıyordu. Ailemin buna müsaade etmemesi kendimi kaybettiriyordu bana. Yine kriz geçirip bayılmıştım. Uyandığımda yataktaydım. Ama ellerim ve ayaklarım bağlıydı. Annem başımda ağlıyor. Babam Kur'an okuyordu. Mesut da oradaydı. Kapının arkasından sinirli bir şekilde bakıyordu. Fakat bir anda sinirlendi ve korkup kayboldu. Birkaç saniye sonra dedem ve yine bir arkadaşı odaya girdi. Dedemin arkadaşı, şerliler konusunda ilim sahibi bir kişilikti. Bunu orada öğrendim. Hatta ismi Cinder Mehmet'ti. Cini dermek, yok etmek anlamına geliyormuş. Mehmet Hoca yanıma yaklaşıp saçımdan bir tel alıp yaktı. Yanan saç telini dikkatlice izledi. Türbe olayını bizimkilerin anlattığını tahmin ediyorum. Saç telini yaktıktan sonra konuşmaya başladı. Kızım, senin bir arkadaşına türbede cin musallat olmuş. Bunun sebebi ise başka bir arkadaşın ve bu arkadaşın sana çok kızmış. Bu arkadaşın sana büyü yapıp seni bir cine aşık etmiş. Aileni de o şerlileri normal bir insan gibi görmesi için büyülemiş. O cini senden uzak tutabilirim ama yok edemem. Çok güçlü bir büyü ve çok büyük bir bağlılık var aranızda dedi. O an Nurgül'ün bana tuzak kurduğundan emin oldum. Her şeyi planlı yapmıştı. Mehmet Hoca bana dualar okuyup vefkler yazdı. Büyüyü bozamadı. Ama Mesut'un yani o cinin gerçek yüzünü gösterdi. Mesut'u hala görmeye devam ediyorum. Ama vücudu kuru ağaç dalı gibi, kafasında boynuz, pis ve uzun tırnaklı bir yaratık olarak görüyorum. Senden vazgeçmeyeceğim diyor ama bana yaklaşamıyor. Şu an bu olayın üzerinden yıllar geçti. Evliyim ve çocuklarım var. Dediğim gibi Mesut olarak bildiğim o şerliği hala görüyorum. Nurgül ve Cemile'ye gelecek olursak, hayatları resmen yer değiştirdi. Cemile iyileşti. Ama Nurgül yatağa mahkum yaşıyor. Ben ise duygularımı bir çine vermenin cezası olarak hiç huzur bulamadım. Farklı farklı hocalara gittim. Ama hiçbiri
beni o şerliden kurtaramadı. Ben de ölmeyi beklemekten başka bir şey yapamıyorum. Allah sizi şerli varlıklardan ve onların şerrinden korusun. Allah'a emanet olun. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bu videoda anlatacağım olaylar Kızılyaka köyünde yaşanmıştır. Geçmiş yıllarda ve günümüze yakın yıllarda yaşanan olaylardan ibarettir. Hikaye başlıyor. 1785 yılının Şubat ayı. Ormanın ortasında bir köy olan Kızılyaka köyünde köylülerin köyün dışındaki evinde yaşayan bir adamı büyücülükle suçlarlar. Onu bir mağaraya hapsedip ölüme terk ederler. Gerekçeleri ise tek başına yaşayan adamın evinden geceleri korkutucu çığlık seslerinin gelmesidir. Kasım 1785. Terk edildiği mağarada ölen adamın ardından köyün çocuklarının yarısı kaybolur. Bir lanetten korkan köy halkı adamı bıraktıkları mağaranın ağzını toprakla kapatırlar. Kızılyaka'dan kaçar ve o adamın adını bir daha asla söylememeye yemin ederler. 1880 yılında terk edilmiş Kızılyaka'nın kalıntıları kaybedilen Balkan topraklarından kaçan göçmenler tarafından yeniden yurt olarak kullanılmaya başlar. Ağustos 1883, köyün çobanı sürüsünü otlatmak için köyün dışındaki ovalardayken ovaların ordasında kalan küçük bir tepede sabit bir şekilde duran siyah çarşaflı birkaç kişiyi gördüğünü söyler. Mart 1886, 8 yaşındaki Mehmet oğlu Kubilay kayboldu. Kubilay geri dönmedi. Onu arayan köylüler Kubilay'ı bulamadılar. Tek başına dili tutulmuş bir halde kendisi geri döndü. Birkaç gün sonra iz bırakmadan tekrar kayboldu ve bir daha haber alınamadı. Kasım 1940, Cerim Yıldız, Kızılyaka'yı çevreleyen bölgeden kaçırılan yeni çocuğun ilki oldu. 25 Mayıs 1941, Binali Yaşar adlı eski bir hoca bir kahveye giriyor. Oradaki insanlara nihayet kurtuldum diyor. Delice hareketlerinden şüphelenen köylü jandarmaya haber veriyor. Jandarma hocanın ormandaki ıssız evine 4 saatlik yürüyüş yaptıktan sonra ulaşıyor ve ahırda 7 kayıp çocuğun cesediyle karşılaşıyor. Her çocuk aynı şekilde öldürülmüştü. Binali Hoca her şeyi ayrıntılı olarak itiraf edip kabul ediyor. Evinin yakınındaki ormanları işgal eden kara çarşaflı bir varlık için bunları yaptığını söylüyor. 17 Temmuz 1941, Binali Yaşar, kızgın köylülerin cinayetleri öğrenmesi nedeniyle linç edilip öldürülüyor. Jandarma üsteğmen Ali Özdemir, köylünün linç girişimine engel olamayıp olanlara göz yumuyor. 15 Ocak 1957, Ali Özdemir emekli oluyor. 1 Mart 1971, Ali Özdemir tek başına yaşadığı evinde intihar ediyor. İntihar şekli ise kendi bileklerini keserek intihar etmiş. Hızlı şekilde geçtiğim bu olaylar Kızılyaka köyü ve ona bağlı olarak yaşanan olayları kapsıyor. Şimdi ise günümüzde yaşanmış bir olayı sizlere anlatmaya başlıyorum. 19 Kasım 2017, Kızılyaka köyünden Altan Kılıç İzmir'de kardeşinin yanında kaldığı öğrenci evinden çıkıp kayboluyor. Geride yaşadıklarını anlattığı günlük kalıyor. Geçmişte yaşanan her olayda bahsedilen ortak bir şeyden Altan Kılıç da bahsediyor. Ormanda gördüğü kara çarşaflı varlıktan. Babam emekli olup bir Ege köyünden ev alınca Sakarya'dan o köye taşınmıştık. Ben daha öncesinde o köyü görmemiştim. Babam ve annem gidip görmüştü. Evi beğenip almışlardı. Ben de ev falan alınırken üniversitede olduğum için olaylara uzak kalmıştım. Sadece evin hangi şehirde olduğunu biliyordum. Okul bitip de yeni evimize gidince küçük bir şok yaşamıştım. Çünkü benim hayalim deniz kenarındaki bir köydü. Ama gel gör ki gerçekten dağın başında, denize ve herhangi bir ilçe merkezine uzak olan bir köydü bu. Üstüne üstlük bizim tuttuğumuz ev de köyün bayağı bir dışındaydı. Çevresinde sadece birkaç tane ev vardı. O evlerde en yakın 200-300 metre uzaktaydı. Evin önünden toprak bir yol geçiyordu. Köyün içindeki asfalt yol buraya kadar gelmiyordu bile. Anneme "Bu mu tuttuğunuz ev?" dedim.
İnsan biraz denize yakın bir ev tutar dedim. Deli misin oğlum sen? Deniz kenarındaki evler kaç para biliyor musun? Paramızı buna yetti dedi. Lafı uzatmadım. Nasıl olsa burada yaşayacak olan onlar dedim. Ben sadece yaz aylarında gelir giderim diye düşündüm. Bir müddet sonra eve alıştım. Köyde gezintiler yapıyordum. Dağda yürüyüşler yapıyordum. Çam ağaçlarının arasında. Tabii bu arada komşular falan da ziyarete geliyorlar. Komşular dediğime de bakmayın. Çevremizdeki birkaç ev ziyaretimize geldi. Köyün içinden kimse gelmiyordu. Çevremizdeki evler de bizim gibi sonradan taşınan insanlardı. Onlar da köyün içinden kimsenin gelmediğini söylüyorlardı. Onlar da birkaç kez kahvede oturup köylülerle kaynaşmaya, muhabbet etmeye denemişler ama karşılık bulamamışlar. Artık köyle tek ilişkileri köyün tek bakkalından alışveriş yapmakmış. Bu soğukluğun sebebini sonradan öğrenecektim. Gel zaman git zaman köyde artık bir arkadaşım olmuştu. Köyün dışındaki evlerden birinde yaşayan Oğuz. O ve ailesi sonradan taşınmıştı köye. Ama ben bu köye geldiğimden bu yana ailesiyle birlikte yaşamıyordu. Ailesi bir iş için memleketlerindeki evlerine geri dönmüşler. O ise burada kalmak istemiş. İlk başlarda sadece selamlaşırken sonradan muhabbeti ilerletmiştik ve akşam üzerleri de dağlarda beraber yürüyüş yapmaya başlamıştık. Yine bir gün ağzımızda sigara, yanımda Oğuz yürürken her gün yürüdüğümüz yoldan farklı bir yola sapalım dedi. Tamam dedim. Biraz gittikten sonra önümüze dümdüz tarlalar geldi ve bu tarlaların ortasında küçük bir tepe vardı. Oğuz, gel hadi şu tepeye gidelim dedi. Ne yapacağız oğlum orada? Geri dönelim. Hem milletin tarlasının içinden geçmek olmaz dedim. Ne milletin tarlası birader? Baksana tarlalar bomboş vaziyette. Yaz mevsiminde sahipli tarla boş olur mu? Hadi gel gidelim dedi. Gerçekten düşününce öyleydi. Dönüm dönüm tarla bu hasat mevsiminde bomboştu. Yakın zamanda da bir şey ekilip biçilmemiş gibiydi. Sararmış yabani otlar basmıştı tarlaları. Ayağımız çizile çizile o küçük tepeye ulaştık. Tepedeki ağaçlar çevredeki ormanların aksine çam ağacı değildi. Değişik bir türdü. Pek ağaç isimlerini bilmediğim için ne olduğunu hala bilmiyorum. Biraz daha yukarıya doğru çıkmak için hareketlenmişken Oğuz seslendi. Kardeşim bak ne var burada. Arkamı dönüp eliyle işaret ettiği yöne baktım. Bir mağara vardı. Sararmış otlar neredeyse girişini kapatmak üzereydi. Mağara demem de yanlış anlaşılmasın. Doğal yollardan oluşmuş bir mağara değildi. İnsan eliyle yapılmıştı. Girişi düzgünce örülmüş bir kemer şeklinde taşlardan yapılmıştı. Ama taşların arasında çimento ya da benzeri bir şey görünmüyordu. Çok ilginçti gerçekten. Hadi bir bakalım şu mağaraya dedi Oğuz. Oğlum saçmalama. Oradaki otlar boyumuza kadar olmuş. Onların içinde yılan mı var, akrep mi var? Nereden bilelim? Ben korkarım öyle şeylerden dedim. Ya ne korkak çıktın sen de. Gel hadi ben önden giderim. Sen de benim bastığım yerlere bas. Sadece öyle takip et dedi. İyi tamam o zaman deyip takip ettim. Sürekli önüme bakıyorum. Yılana falan basmayayım diye ama dikkatimi çeken başka şeyler vardı. Yerde hangi mahlukata ait olduğunu bilmediğim kemik parçaları vardı. O anda pek önemsemedim. Otları geçip mağaranın önüne vardığımızda sadece üstündeki kemer kısmının dışarıdan göründüğünü fark ettim. Mağaranın girişi yerden daha alçak seviyedeydi. Yaklaşık 1 metre kadar sanki birileri ya da bir şeyler kapatmak istemişti girişi. Oğuz hiç tereddüt etmeksizin atladı. Ben de nereden geldiğini anlamadığım bir cesaretle peşinden atladım. Oldukça karanlıktı. Telefonun ışığını açtım. Hemen etrafı aydınlatmaya başladım. Oğuz'un gözleri fotoğraflardaki gibi kırmızı ve parlak çıkıyordu. Işığın aydınlattığı yerde dümdüz bir duvar dikkatimi çekti. Ortasındaki bir taş bloğu düşmüştü. Bir kafanın girebileceği kadar boşluk vardı. Kardeşim, Oğuz sen şu düşen taşın olduğu yerden içeriye baksana. Elinde telefonun ışığı da var hem dedi. Böyle şeylere cesareti olmayan ben nedense bu sefer önden gidip bakmayı kabul ettim ve yavaşça ilerledim. Küçük delikten önce elimi soktum. Net olarak bir şey görünmüyordu. Sanki telefonun ışığı karanlığı dağıtmıyor gibiydi.
Daha net görebilmek için kafamı da boşluktan içeriye soktum. Gördüklerim çok ilginçti. Aşağı doğru giden kayalar oyulmuştu ve daracık bir merdiven gibi oluşmuştu. Aşağıya doğru gözden kayboluyordu. Biraz daha dikkatli bakınca merdivenin üstündeki kayaya bir şekil kazınmış gibiydi. Gözlerimi kısıp daha da dikkatli baktığımda bunun bir akrebe benzediğini gördüm. O sırada arkamda birinin varlığını hissettim. "Oğuz, ne yapıyorsun arkamda?" dedim. Kafamı delikten çıkaramadım nedense. İlgimi çekmişti burası. Daha ayrıntılı incelemek istiyordum. Oğuz soruma cevap vermemişti. Hala arkamda durmaya devam ediyordu. "Lan oğlum, ne yapıyorsun arkamda?" deyip sinirli bir şekilde kafamı çıkardım ve arkama baktım. Arkamda kimse yoktu. Elimdeki ışıkla bulunduğum yeri taradım ama Oğuz ortalarda yoktu. Nereye gitti bu çocuk? Delirmiş gibi oluyordum. Paniklemiştim ve yine arkamda birinin varlığını hissettim. Size nasıl anlatabilirim? Arkanızı görmezsiniz de birisinin yaklaştığını veya orada olduğunu hissedersiniz. Hemen arkamı döndüm. Yine kimse yok. "Oğuz!" diye bağırdım. Ses seda yok. Tekrar bağırdım. Bu sefer Oğuz'un sesi geldi. "Buradayım!" diyordu. "Neredesin Akşu?" dedim sinirle. O da "Yukarı çıktım. Bir ses duymuştum da." dedi. "Dur, geliyorum hemen." dedi. Aşağıya atladı. Yanıma geldi. Bana baktı. "Ne oldu oğlum sana?" dedi. "Ne olmuş?" dedim. "Titriyorsun oğlum." dedi. Telefonu tutan elime baktım. Harbiden de titriyorum. Telefonun ışığı mağaranın her yerindeydi. Titreme yüzünden. Oğuz dedi ki, "Sana söyleyeceğim cümleleri tekrar et. Bu cümleler seni rahatlatır." "Ne cümlesi?" "Onlar ne?" dedim. "Dua" dedi. "Ve şunları söyle." dedi. "Bunları üçer kere tekrarla." dedi. Dediğini yaptım. Gerçekten de titremem geçmişti. "Hadi hemen çıkalım buradan." dedim. İlk önce ben dışarıya çıktım. Sonra arkamdan Oğuz geldi. Daha önceden fark etmediğim bir şeyi daha fark ettim. Sarı otların üzerinde kırmızı lekeler vardı sanki. Bir yerden damlamış gibiydiler. Ben ona bakarken Oğuz "hadi gidelim" dedi ve konuşmama fırsat bırakmadan yürüdü. Geldiğimiz yoldan geriye dönerken hava artık kararmaya başlamıştı. Mağarada oldukça vakit geçirmiş olmalıydık. Hızlı adımlarla yürürken biraz uzağımızda dalları yere sarkmış bir ağacın altında gördüklerim dikkatimi çekmişti. Oğuz'un arkasında yürürken "Oğuz" dedim, "şu ağacın altına baksana. Oradaki siyahlıklar ne? Tam net görmüyorum" dedim. Oğuz kafasını o yöne çevirmesiyle yere çökmesi bir oldu. Beni de kolumdan tutarak yere çöktürttü. "Ne oluyor kardeşim? Korkutuyorsun beni" dedim. "Sakin, ses çıkarma. Bizi görmesinler" dedi. "Kim bunlar? Ne oluyor?" dedim tekrardan. "Şimdi anlatmanın sırası değil. Buradan sessizce uzaklaşmamız lazım" dedi. Çömelerek otların arasından yürüyüp gidelim dedi. Gitmeden önce son bir kez daha baktım. İki kara çarşaflı kişi, kişi diyorum çünkü kadın mı erkek mi bilmiyorum, ağaca dönük şekilde duruyorlardı. Hiçbir kıpırdama yok. Sadece ağaca doğru bakıyorlardı. Bu sırada Oğuz kolumdan çekti. "Hadi gidelim. Bakma sakın o tarafa" dedi. Hiç ses çıkarmadan oradan uzaklaştık, ya da öyle sandık. Oradan uzaklaştığımıza iyice emin olduktan sonra koşan adımlarla yürürken Oğuz'a sordum. "Kardeşim, onlar neydi? Niye böyle kaçtık?" diye sordum. "Onlar ormandaki tekinsiz varlıklar. Adını anmayalım. Normal bir insanın bunlardan görmesi zordur. Tekinsiz varlık derken ne demek istiyorsun oğlum? Gizemli gizemli konuşma" dedim. Biraz düşünüp yutkunduktan sonra yüzüme doğru bakıp "Onlar tekinsiz varlıklar işte. Daha neyini anlamadın? İsimlerini andırma bana" dedi. "Kardeşim, beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Korkutma lütfen" dedim. "Yok, korkutmaya çalışmıyorum. Aksine seni kurtardım" dedi. "Eğer onlar bizi fark etselerdi, işte o zaman gerçek korku nedir görürdün" dedi. "Şimdi hemen eve gitmeliyiz. Karanlık olmak üzere. Karanlıkta buralarda olmak istemez. Hele o gördüklerimizden sonra." Bizim evin önüne geldiğimizde Oğuz bana "sana öğrettiğim duayı hatırlıyorsun değil mi" dedi. "Evet" dedim. "Eve girmeden 3 kere oku. Eve girdiğinde ise karanlıkta 3 kez daha oku. O dua seni koruyacak" dedi. "Tamam" dedim. "Görüşürüz sonra." Elini sıkmak için elini uzat ama avucunun içi kesilmişti. "Ne oldu Oğuz eline" dedim. Çömelerek yürürken "elimi diken kesti" dedi. Fazla üstünde durmadım. Ayrılıp eve geçtim.
Eve geçtiğimde bizimkiler yemek yiyorlardı. Anne, nerede kaldın oğlum dedi. Oğuz'la geziyorduk dedim. Gel yemek ye. Yok dedim, aç değilim. Hemen odama geçtim. Hemen bir sigara yaktım. Arada kara çarşaflılar aklıma geliyordu. Arkaları dönüktü. Neden size yüzlerini merak ediyordum. Ama bir yandan da onları kafamdan atmaya çalışıyordum. Biraz da bunun korkusuyla ışığı kapatmadım. Normalde bilgisayarda takılırken ışıkları kapatırdım. Bilgisayarın başına geçtim. İnternette gezinmeye başladığımda bir de YouTube'da bir müzik açtım. Ne kadar süre geçti bilmiyorum. Akşamüstü yaşadığım olayı atlatmış gibiydim. En azından öyle düşünüyordum. Müziği kapattığımda garip bir şey fark ettim. O derin nefes alışveriş seslerini. Acaba benden mi geliyor diye kontrol etmek için nefesimi tuttum. Hayır, o derin nefes sesi devam ediyordu. Ses çok yakınımdan geliyordu. Sanki kafamın dibinden. Panikle sandalyeden kalktım. Etrafa iyice baktım. Görünürde bir şey yoktu. Tekrar nefesimi tuttum. Bu sefer nefes sesini duymadım. Herhalde ben yanlış duydum. Ya da bilgisayarda açık kalan bir linkten geldi diye düşündüm. Ama odada duramadım. Bilgisayarı da aldım. Salona, annemlerin yanına geçtim. Salonda birkaç dakika bilgisayarda takılmaya çalıştım. Ama bir sıkıntı basmıştı beni. Evde duramıyordum. Aklım o mağarada ve ağaca sabit bir şekilde bakan siyah varlıklardaydı. Ben dışarıya çıkıyorum dedim tekrardan annemlere. Nereye demelerine fırsat vermeden çıktım dışarıya. Hemen sigaramı yaktım. Oğuz'u aradım telefonla. Birader, içim sıkılıyor dedim. Neden diye sormadı. O mağarayı görmek istiyorsun değil mi dedi. Evet dedim. Hemen geliyorum. Yanıma el feneri alıp geliyorum dedi. İçim içime sığmıyordu. O mağaraya tekrar gitmek istiyordum. Biraz sonra Oğuz geldi. Gerçekten gitmek istiyor musun oraya? Benim gördüklerimi sen de görmek istiyor musun dedi. Evet dedim sadece. O an sen ne gördün ki? Bana hiç anlatmadın demek aklımın ucundan bile geçmedi. Gecenin karanlığını sadece el fenerinin cılız ışığı aydınlatıyordu. Çam ağaçlarının arasından geçtik ve tarlaların ortasında yükselen o tepeye vardık. Bu sefer yılan korkusu falan olmadan sararmış otların arasına daldım. Mağaradan içeriye atladım. Oğuz da hemen peşimden atladı. Tekrardan o delikten içeriye bakmak için hareketlenmek üzereyken Oğuz kolumu tuttu. Gerçekten bunu yapmak istediğine emin misin dedi. Evet dedim. Kendimi alıkoyamıyordum. Orada beni çağıran bir şeyler vardı. O zaman sana öğrettiğim duayı tekrar oku. 3 kere. Ve sana şerli varlıklar dokunmasın. Yanına dahi yaklaşamasın dedi. Sana öğrettiğim dualar koruyucu dualardır. Tekrar okumak üzereydim ki Oğuz elindeki feneri ışık vermeye kesti. Karanlıkta kaldım. Yerde sarı bir şeyler parıldıyordu. Gözlerimi kısıp dikkatli baktığımda gördüğümün altın olduğunu fark ettim. Evet, evet bu altındı. Demek ki bu mağarada bir gömü vardı. Altını görünce daha dikkatli biçimde inceledim. Herhangi bir şey göremedim. Peki o altını gündüz geldiğinizde niye görmemiştik? Bu düşüncenin üstünde durmadım pek. Ama içime bir tereddüt düşmüştü. Bu gördüğümü Oğuz'a haber vermemeli miydim? Hepsi benim olabilirdi. Hem bu mağarayı ilk ben görmüştüm değil mi? Bu benim hakkımdı. Bu düşüncelerden sonra kafamı yavaşça birlikten çıkardım. Fakat bir gariplik vardı. Etraf kapkaranlıktı. Sadece benim telefonumun ışığı vardı. Işığı mağaranın çıkışına doğru tuttum ve oraya doğru yürüdüm. Oğuz diye bağırmaya başladım ama hiçbir cevap alamıyordum. Mağaradan çıkmak için duvara ayağımı atmak üzereydim ki yine arkamda birisinin olduğunu hissettim. Tüylerim diken diken oldu. Çünkü her yere iyice bakmıştım. Oğuz yoktu. Mağarada peki arkamda hissettiğim şey kimdi? Ani bir refleksle hemen başımı döndürdüm. Arkamda hiçbir şey yoktu. Mağaranın girişinin olduğu kısma baktım. Ay ışığının cılız etkisiyle bir karaltı gördüm. Akşamüstü ağaçların altında gördüğüm şeyi siyahlı varlığa benzettim. Şimdi önümde duruyordu. Mağaranın girişini kapatan duvarın önünde duruyordu. Ama yüzü duvara dönüktü. Sabit bir şekilde duvara bakıyordu. Anlamını bilmediğim bir kelimeyi mırıldanarak sesleniyordu. Ben yerimden bile kıpırdayamıyordum. O siyah çarşaflı varlık ise bana doğru dönmeye başlamıştı.
ve aynı kelimeyi tekrar ediyordu. Ben gözlerimi sımsıkı kapatıp kafamı yere eğebildim sadece. O aynı kelimeyi söylemeye devam etti. Daha yüksek bir sesle bağırıyordu. Bütün mağarayı dolduran korkunç bir sesle. Gözlerimi açtığımda evimin salonundaydım. Bilgisayar göbeğimin üstünde duruyordu. Uyuyakalmıştım. Bilgisayar ekranının ışığı yanmıyordu. Şarjı bitmişti. Hemen ışığı açmak için kalktım. Işığı yaktıktan sonra önce salona göz gezdirdim. Anormal bir şey yoktu. Koltuğa oturup bir sigara yaktım. Gördüğüm kabusu düşündüm. Bu nasıl bir kabustu? Her şey o kadar gerçekçiydi ki. Bunları düşünürken saate baktım. Gecenin bir körüydü. Sabaha daha çok vardı. Annemleri uyandırmayı düşündüm ama bu yaşımda böyle bir şey yapmayı yediremedim kendime. O gece sürekli sigara içerek sabaha kadar bekledim. Sabah ezanı okununca rahatladım. Kendimi yatağa bıraktım. Telefonun zil sesiyle uyandığımda saat 12'yi bulmuştu. Arayan da Oğuz'du. Hemen açtım. Ona soracaklarım vardı. Sanki içimi okumuştu. Ben onu aramadan o beni aramıştı. Telefonu açar açmaz Oğuz ne yapıyorsun dedi. Kardeşim çok garip bir rüya gördüm. Sen de vardın rüyada dedim. Ama telefonda anlatmak uzun sürer. Sizin eve geleyim dedim. Tamam kardeşim gel dedi. Evde hemen bir şeyler atıştırdım. Sonra da evden çıktım. Oğuzların evine vardığımda tam kapıyı çalarken sanki beni görüyormuş gibi kapıyı çalmadan kapıyı açtı. İçeriye geçtiğimde çayı demlemiş, ince belli bardakta çayı getirdi. Ben de rüyamı anlatmaya başladım. Anlatmamı bitirdikten sonra gülmeye başladı. Açıkçası sinirime dokundu. Salak salak gülme lan dedim. Kardeşim kusuruma bakma da sen o mağaradan bayağı etkilenmişsin. En iyisi biz seninle birkaç gün o taraflara doğru yürümeyelim dedi. Gülmesi ve dalga geçer gibi konuşması sinirimi iyice bozmuştu. Birader, bu anlattıklarımın nesi komik? Sen de gördün o siyah çarşaflı varlıkları. Sakın bakma onlardan tarafa dedin. Senin sakın onlardan tarafa bakma dediğin şeyler benim rüyama girdi. Kabusum oldu. Kardeşim, kusura bakma da ben senin bu kadar etkilendiğini tahmin etmemiştim. Ama burası köy yeri dedi. Çayın yanına bir sigara yaktım. Köy yeri derken nasıl yani dedim. Ne demek istiyorsun? Böyle şeyler köylerde normal mi dedim. Yani o varlıkları görmek normal mi dedim kardeşim. Kardeşim dedi. Etrafına bir bak. Her yerimiz orman. Geceleri ezan sesinin ulaşmadığı bütün gölgeler onlarla doludur. Geceleri ormanın içinden onların düğün alayları geçer dedi. Peki dedim. Biz onları gördüğümüzde gece olmamıştı. Ayrıca cami var köyde. Onları neden gördük dedim. Bilmiyorum dedi. Benim bu konulardaki bilgim kısıtlı. Ama sana öğrettiğim duayı hatırlıyorsun değil mi? Onu oku dedi. Aklına onlar düştüğünde o dua seni korur dedi. Dediklerine karşı hiçbir şey demedim. Bir bardak çayımı bitirdiğim gibi kalktım. Birader ben eve gideyim artık dedim. Nereye gidiyorsun? Daha yeni geldim falan demeden tamam kardeşim sen bilirsin dedi. O gün hava bayağı kapalıydı. Öğle vakti evde sıkıntıdan duramadığım için köye doğru yürüdüm. Kahvede oturdum. Niyetim benimle konuşmaya çalışan birisi olursa ona çam ağaçlarının arasından geçen patika yolun sonundaki tarlanın neden boş olduğunu sormaktı. Nedense her şeyin o mağarayla alakalı olduğuna dair bir his vardı içimde. Kahveye girdiğinde selam verdim ve bir çay söyledim. Kahveci çayımı getirdi. Çayımı yudumlamaya başladım. Kahvenin bir köşesinde pusmuş kalmıştım. Kimsenin bana bir şey dediği yoktu. Ulan dedim içimden. İnsan köye yeni gelmiş birilerine hoş geldin der, nerelisiniz der, beğendiniz mi buraları falan der diye düşündüm. Ama yok, bu öküzlerde buradan bir şey çıkmayacağını anlayınca kalktım. Çayın parasını ödeyip kahveden ayrıldım. Asfalt yoldan çıkıp bizim eve doğru giden toprak yola girdim. Düşüncelerle ilerliyordum. Ellerini arkaya bağlamış, yaşlı bir amca, yaşına göre oldukça dinç görünen, hafif uzun sakallı. Sakallarının bir kısmı beyazlamış bir adam yanımdan geçerken birdenbire evladım dedi bana. Siz neden buraya taşındınız dedi. Soruyu sorma şekli sertti. Afalladım. Cevap vermeme fırsat vermeden sen ve o çocuk neden her gün dağlara doğru yürüyorsunuz dedi. İlk şaşkınlığı atlattıktan sonra dayı geziyoruz öyle temiz hava alıyoruz diyebildim. Dayıya karşı bu cevabı verirken aslında içten içe de seviniyordum. Çünkü sonunda aradığım fırsat elime geçmişti.
konuşup bir şeyler sorabileceğim birisini bulmuştum. Dayı, neden sordun oraya gidip gitmediğimizi? Bir bildiğiniz mi var? Söyle dedim. Dedi ki, evladım orası tekin değil. Dağ yolundan yürüdükten sonra önünüze dümdüz bir arazi çıkar. Onun tam ortasında da küçük bir tepe vardır. O tepeye yaklaşmayın bile dedi. Tam olarak bizim gittiğimiz tepeden bahsediyordu. Neden dayı? Açıkla bana dedim. Yüzüme baktı. Konuşmak üzereyken ezan sesi duyuldu. Birden sustu sadece. Evladım, ben namaza gidiyorum. Hadi selametle dedi. Arkasından, dur dayı, 2 dakika anlat desem de arkasına bakmadan yoluna devam etti. En azından bir şey öğrenmiştim. Oranın tekin olmadığı hakkında. Bu yörenin insanının ağzından bir şey duymuştu. Eve geçtim. Bir şeyler atıştırdıktan sonra bilgisayarın başına geçtim. Merak ediyordum. O tepeyi ve o tepedeki mağarayı belki garip bir detay bulurum umuduyla ilk önce uydu haritasından bizim köyün bulunduğu yere baktım. Fotoğrafları eski tarihliydi. Bizim ev daha sonradan yapıldığı için gözükmüyordu bile. Ormanlık alandan sonraki tepeye, yani mağaranın bulunduğu yere baktım. Etrafında değişik bir şeyler var mı diye. Değişik bir şey görünmüyordu. Yüksekliği biraz daha arttırdım. Tarlaların ortasında tepenin, yani Oğuz'la beraber gittiğimiz tepenin ilerisindeki ormanın içinde birkaç ev görünüyordu. Ama çözünürlük çok düşüktü. Daha sonra rüyamda mağarada gördüğüm altın aklıma geldi. Mağara. Define yazdım ve arattım. Karşıma çıkan sayfalarda mağaraların defineli olup olmadıklarını anlamak için işaretlerin anlamları vardı. Hemen bir siteye tıkladım. Mağarada gördüğüm akrep işaretinin anlamını arıyordum. Biraz gezindikten sonra buldum. Şöyle yazıyordu. Akrep resmi burada çok büyük bir tehlikenin varlığına işaret eder. Hemen Oğuz'u aradım. Telefonu açtı. Kardeşim dedim. Mağarada gördüğüm şekilde ilgili internette birkaç şey buldum. Neymiş onlar dedi. İşte akrep işareti çok büyük bir tehlikenin varlığına işaretmiş. Acaba biz de oraya girerek bu tehlikeyi üzerimize mi aldık dedi. O gördüğün rüyadan mı bahsediyorsun dedi. Evet, ondan bahsediyorum dedim. Ayrıca içim sürekli huzursuz dedim. Sen de böyle huzursuz hissetmiyor musun kendin dedim. Yok kardeşim, ben her zamanki gibiyim dedi. Ama sen huzursuzsan kardeşim dedi. Seni rahatlatacaksa yarın köyün hocasına gidelim dedi. Onun bilgisi daha fazla olabilir. Ben şimdi ne söylesem yalan olur. İçimden hoca ne alaka dedim. Ama belki bir faydası olur diye tamam peki dedim. O günün gecesinde uyandığında ağzım acayip kurumuştu. Yanıyordun resmen. Gözümün tekini açtım. Fakat diğerini açamıyordum. Elimle açılmayan gözümü ovaladın. Çapak geldi elime. Gözümün açılmasına engel olacak kadar çok çapak vardı ve kurumuştu. Biraz daha ovalayıp çapağı temizledikten sonra gözümü açabildim. Mutfağa gidip su almak için yataktan kalktım. Odanın ışığını açtım. Mutfağa öyle gittim. Bir bardak su içtikten sonra tekrar doldurdum. Bardağı odaya götürmek için. Mutfaktan çıktım. Odaya girdim. Az evvel açık bıraktığım ışığı kapatmak için elimi düğmeye uzattım ki karşımda onu gördüm. Elimdeki bardağı düşürdüm. Işığı kapadım. Sonra tekrar açtım. O anki panik ve gördüklerimin göz yanılması olabilir diye gözümü tekrar açıp kapadım. Kendisine gelsin diye. Ama o hala karşımdaydı. Aynı kelimeyi tekrar ediyordu. Bense hipnoz olmuş gibi o siyah çarşaflıya bakıyordu. Sadece kafamda onun sesi yankılanıyordu. Sesleri size şöyle tarif edeyim. 2-3 insan çok kalın bir ses tonuyla mırıldanır ya, o mırıldanmaya tek bir şeyin çıkardığını ve direkt olarak beyninizin içine işlediğini düşünün. Sadece onu net olarak görebiliyordun. Geriye kalan her şey bulanıktı. O kelimeyi tekrar ettikçe ona doğru yürümeye başladım. Sesi o kadar ikna ediciydi ki insanın içine ürperti ve iknayı aynı anda yerleştirebilecek başka bir ses duymadım bugüne kadar. Sanki ona gidersem tüm sorunlarım çözülecek gibi gelmeye başlamıştı. Ona iyice yaklaşmışken omzumu bir elin tutmasıyla birlikte korku içinde başımı çevirdim. Başımı çevirir çevirmez bir uykudan uyanmış gibi kendime gelmiştim. Gördüklerim birden netleşmişti ama uykuda değildim, ayaktaydım.
Omzumu tutan kim diye baktım. Omzumu tutan babamdı. Nereye gidiyordun oğlum dedi. Cevap veremiyordum. Hala şoktaydım. Titriyordum. Beni koltuğa oturttu. Bir süre sonra kendime geldi. Odaya girdiğimde elinden düşen bardağın sesine gelmiş babam. Hırsız falan mı girdi diye kontrol etmeye kalkmış. Beni de odamın ışıkları açık, pencereye doğru yürürken görünce ne yapıyor bu diye tutmuş. Gördüklerimi, yaşadıklarımı anlatsam mı? Kararsızdım. Anlatmak da istiyordum ama daha yeni taşındığımız, daha doğrusu onların çok isteyerek taşındığı bu köyde başıma kötü bir şeyler geldiğini söyleyip onları bu köyden soğutmak da istemiyordum. Sonuçta babam tüm emeklilik birikimini bu köydeki eve yatırmıştı. Hayvancılık falan yapmayı düşünüyordu. Evin önündeki küçük bahçeyi eker biçerim diye hevesleniyordu. Hem belki de ben hayaller görüyordum sadece. Gördüklerimin hepsi belki de benim kuruntularımdı. Bu düşüncelerle anlatmaktan vazgeçtim. Baba, niye panik yaptın? Sigara içmek için açıyordum pencereyi dedim. Ne bileyim oğlum, ruh gibi yürüyordun pencereye doğru. Sanki bir şeye doğru gidiyor gibiydin dedi. Yok baba, sen yanlış anlamışsın. Bir şeyim yok. Sen birden elini omzuma atınca panik oldum dedim. Hadi siz yatın. Bir iki mırın kırın etseler de sonunda odalarına yatmaya gittiler. Bense odama gidip bu sefer harbiden bir sigara yaktım. Bir yandan da düşünüyordum. Allah'ım, ben nasıl bir belaya bulaşmıştım diye. Bütün bu olanların sebebi neydi? Yani sadece o mağaraya girmem mi sebep oldu bunlara? Ama Oğuz da girmişti. Belki de yerde parlayan altını gördüğüm için olmuştu bütün bunlar. Altını almak istediğim için. Gerçekten bu muydu nedeni? Ya da o haritada baktığım ormanın içindeki evlerde miydi bütün bu sorularımın cevabı? Oraya giderek ne kaybedebilirdim ki? Sabah olunca Oğuz'la beraber hocaya gitmek için evden çıktım. Oğuz'la yol boyunca neredeyse hiç konuşmamıştık. Beni hocanın evine götürecek olan Oğuz'du. Çünkü evinin nerede olduğunu o biliyordu. Köyde dolaştığını, camiye falan gittiğini görmediğim için nereden hocanın evini bildiğini merak ettim ama sormadım. Bunu belki de o zaman önemsiz gördüğüm içindi. Ama keşke sorsaydım. Ne açıklama yapabilirdi hala merak ediyorum. Her neyse, hocanın evine vardık, kapıyı çaldık. Biraz sonra hoca kapıyı açtı. İnce bir bıyığı olan, kısa boylu şişman bir adamdı. İlk önce Oğuz'a baktı. Daha sonra bana bakıp, hoş geldiniz dedi. İçeriye buyur etti bizi. Biz de hoş bulduk deyip içeriye geçtik. Girdiğimiz odada bir tane çekyat vardı. Tam çekyatın karşısında yerde de sedir vardı. Odanın duvarları açık bir yeşil renkteydi. Fıstık yeşili gibi ama daha cıvık ve çirkin bir renkti. Biz iki kişi çekyata oturduk. Hoca ise karşımızdaki sedire elindeki tespihi çekiyordu sürekli. Ortamda bir anlık sessizlik oldu. Hoca bana dik dik baktıktan sonra önüne oturmam için çağırdı. Dizlerimin üzerine çöktüm. Tam hocanın önüne oturdum. Hoca bana bak dedi. Baktım yüzüne. O da benim gözlerimin tam içine baktı. Uzun bir süre. Sanki gözümün içinde bir şey arıyor gibiydi. Arapça olduğunu tahmin ettiğim bir dilde yüzüme bakarak bir şeyler okumaya başladı. Bir süre böyle okuduktan sonra durdu. Ayağa kalktı ve odalardan birine gitti. Bir bıçak, iplik, bir kalem, bakır bir kapta su, bir tane makas, bir parça deri getirdi. Diğer odadan tekrar önüme oturdu. Kağıda muhtemelen Arapça olduğunu tahmin ettiğim yazılar yazdı. Daha sonra belli bir düzende katladı ve bıçakla kesti. Kesilen parçaları suyun içine attı. Eliyle karıştırdı ve suya doğru okumaya başladı. Bir süre okuduktan sonra ıslanmış olan ama parçalanıp dağılmayan kağıtları cebinden çıkardığı derinin içine koydu ve muska şekline getirip dikti. Muskayı bana verip bunu sakın yanından ayırma. Her zaman yanında taşı dedi. Daha sonra yanında duran makası eline aldı ve bana doğru baktı. Eliyle kendi saçını işaret etti. İlk başta ne demek istediğini anlamadığımı belirtircesine kafamı salladım. Saçından bir parça kes dedi. Makası bana doğru uzattı. Hocanın elinden makası alıp saçımın arka tarafından çok az bir kısmını kestim. Ne yapacağım şimdi bunu dedi. Ağzına at ve yut dedi. Nasıl yutayım saçı diye içimden düşündüm. Bunları düşündüğümü biliyormuş gibi sert bir sesle yut diye tekrarladı. Yapacak bir şey yok deyip ağzıma attım saçı. Hoca o muskayı sakın yanından ayırma. Şimdi evine var git dedi.
Oğuz'la beraber çıktık evden. Bir iki boş muhabbetten sonra herkes evine gitti. Öğle vakti bile olmamıştı. Odama geldiğimde bilgisayarı açtım. Kafam dağılsın diye YouTube'dan bir müzik açtım. Bir de sigara yaktım. Haritalardan bizim köye baktım. Daha sonra mağaranın bulunduğu yere baktım. Aslında neden baktığımı bile bilmiyordum. Belki de sadece kafam dağılsın istiyordum. Mağaranın bulunduğu tepe ilginçti. Aslına bakarsanız çevresinde tamamen düz tarlalar vardı. Bu tarlaların ortasında sadece bu tepe vardı. Sanki sonradan oraya insan eliyle yapılmış gibiydi. Her neyse, tepeyi de biraz inceledikten sonra yüksekliği biraz daha arttırdım. Amacım daha önce de incelediğim yeri tekrar incelemekti. Tepenin kuzeyinde, ormanın içinde 20-30 haneden oluşan bir yer vardı. Nedensiz bir şekilde burası ilgimi çekiyordu. Neden ilgimi çektiğini soracak olursanız çok ilginç bir yerdi. Size fotoğrafı anlatacağım. O zaman ne demek istediğimi anlarsınız. Daha da yakınlaştırmak istedim ama çözünürlük çok düşüktü. Hiçbir şey anlaşılmıyordu. O köyü daha yakından görmek için köye gitmeye karar verdim. Belki de o tepe ve mağarayla ilgili bir şeyleri öğrenebilirdim onlardan. Her şey o mağaraya gitmemle başlamıştı çünkü. Ayrıca o yolda benimle konuşan adam da oranın tekin bir yer olmadığını söylemişti. Daha çok şey öğrenmeliydim orası hakkında. Bu kadar şeyden sonra nasıl oraya gitmek istiyorsun diyebilirsiniz. O anki ruh hali bambaşka oluyor. Belki de bir an önce bitsin, kurtulayım bunlardan gibi bir düşünce oluyor insanın içinde. Ertesi gün öğlen vaktiydi yola çıktığımda. Akşam karanlığı olmadan geri dönmekti planım. Mağaranın bulunduğu tepeye giden yoldan ilerledim. Ama mağaradan tarafa sapmadım. O köye varabilmek için ormanın içinden geçmem gerekiyordu. Biraz ilerledikten sonra toprak yolda bitti. Artık yolumu tahminen bulmam gerekiyordu. Telefonu çıkardım. Haritadan yerimi bulmak için telefon da çekmiyordu. Ama nasıl olabilirdi böyle bir şey? Bizim köyden en fazla 1 kilometre uzaklaşmış olmalıydım. Bu kadar kısa mesafe ilerlemişken nasıl telefon çekmezdi? İlerlemeye devam etmeye karar verdim. Haritalarda çok yakınmış gibi görünen yer aslında ne kadar uzakmış diye düşünüyordum içimden. Her neyse, ağaçların arasından bir tepeye tırmandığımda önümde köy görünür olmuştu. Yere çömeldim. Köyü izlemeye başladım. Allah'ım, bu nasıl bir köydü böyle? Dışarıda bir tane bile insan yoktu. Sanki hiç kimse yaşamıyordu köyde. Biraz daha inceledim köyü. Ufak da olsa bir camisi vardı. Ama çok eski görünüyordu. Gerçekten bu köyde yaşayan birileri var mıydı? Belki de geri dönmeliydim. Bu düşünceleri kafamdan kovup köye doğru gitmek için tepeye inmeye başladım. Tepeden inip köye girdim. Köy zaten küçük bir köydü. Niye evleri bu kadar aralıklı yapmışlardı ki? Köyde gerçekten de hiçbir hayat belirtisi yoktu. Bütün pencereler kapalıydı. Sokaklarında kedi köpek dahi yoktu. Etrafa bakınacak pek bir şey göremediğimden direkt köyün camisine doğru ilerlemeye karar verdim. Issız ve tozlu sokaklardan ilerlerken yanından geçtiğim taştan yapılmış bir ev dikkatimi çekti. Diğer evler gibi eski püskü, harabe bir görünümü yoktu. Birkaç saniye bu eve baktıktan sonra duvarını oluşturan taşların birisinin üzerinde bir işaret gördüm. Biraz daha yakından baktım. Mağarada gördüğüm akrep işaretinin aynısıydı. Birkaç saniye daha bu işareti inceledikten sonra bu durumdan korku ve rahatsızlık duyup köyün camisine doğru ilerlemeye devam ettim. Caminin minaresini uzaktan gördüğümde bir şok daha yaşadım. Caminin hemen yanında kahve gibi bir yer vardı. Tahtadan yapılmış iskembelerle birkaç adam oturuyordu. Ama sadece oturuyorlardı. Ne kendi aralarında sohbet ediyorlar ne de bir şeyler içiyorlardı. Demek ki bu köyde yaşayan birileri vardı ama insanların yaşadığı bir köy nasıl bu kadar sessiz, harabe, bakımsız ve terk edilmiş gibi durabilirdi? Siz de böyle bir yer görseniz benim gibi düşünürdünüz. Bu hallerini görünce bu köyden kaçmayı, hemen uzaklaşmayı düşündüm. Ama başka bir şey daha dikkatimi çekti. Oturan adamların hepsi bana doğru bakıyorlardı. Belki de benim onlara geldiğimi görmüşlerdi. Geri dönüp dönmeme konusunda kararsız kaldım. Ama yine de tüm cesaretimi toplayıp onlara doğru yürüdüm. Yanlarına yaklaştığımda hepsi sessizce beni izliyordu.
Selam verdim. Selamımı almadılar. Mal gibi suratıma bakıyorlardı. Mal gibi böyle bakıştıktan sonra içlerinden birisi "Kime baktın? Niye geldin?" dedi. Verebilecek bir cevabım yoktu. Ne diyebilirdim ki? Adamlara neden geldiğimi ben bile tam olarak bilmiyordum. Komşu köyden geliyorum. Köyün hocasını arıyorum diye bir yalan uydurdum. Burada hoca yoktur dedi. Köyün en yaşlısı yol gösterir, yönlendirir bizi dedi. O da "Aha şu evde oturur" diye eliyle gösterdiği yere baktım. Caminin hemen arka tarafındaki evi gösteriyordu. Kafamı "anladım" der gibi salladım. Sadece hiçbir şey söylemeden o eve doğru yürümeye başladım. Evin bahçesine girdim. Adam içeridedir diye kapıyı çalmak üzereydim ki arkamdan uğultuyu andıran bir ses duydum. Başımı hemen arkaya çevirdim. Kimse yoktu ama sesler hala gelmeye devam ediyordu. Allah'ım, aklımı kaybedeceğim. Olmayan sesler mi duyuyorum? Yine mi kabus görüyordum acaba? Hayır, hiç uyumamıştım ki. Bu yaşadıklarım, duyduklarım gerçek olmalıydı. Artık gerçek hayatta, yani uyanıkken de mi yaşayacaktım bunları? Görünürde kimse ya da hiçbir şey yoktu. Daha dikkatli dinledim ve inceledim. Evin bahçesine girdiğimde fark etmediğim bir şey fark ettim. Bahçedeki kuyuyu, sesler kuyunun olduğu yerden geliyordu. Daha da dikkatli dinledim. Evet, tam olarak oradan geliyordu. Merakıma yenik düşüp kuyunun içine bakmak istedim. Kuyuya doğru ilerledim. Kuyunun içine baktığımda gördüklerim karşısında kan beynime sıçradı. Kuyuda su yoktu, kurumuştu. Onun yerine kemik parçaları, kafatasları, muskalar, kağıtlar vardı. Yaşadığım şoktan olsa gerek vücudum tutulmuş gibiydi. Hareket etmek istiyordum ama hareket edemiyordum. Buradan koşarak kaçmalıyım diye düşünüyordum ama kaçamıyordum. Bu sırada kolumdan birisini tutmasıyla irkildim. Hemen kafamı çevirip baktım. Köyde benimle toprak yolda konuşup o mağaranın o tarafa gitmeyin diyen yaşlı adamdı. "Gel evladım, çabuk" dedi. "Sakın etrafına bakma. Sadece kolumdan tutup benimle yürü. Gözlerini yerden kaldırma dahi" dedi. Hava kararmak üzereydi. Gökyüzünün kızıllığı yeryüzüne vuruyordu. Bu da etrafta daha korkutucu yapıyordu. Yaşlı adamın dediklerine tamamen uydum. Kafamı salladım. Yürümeye başladım. Bense sadece yere bakıyordum. Yanındaki yaşlı adam da sürekli mırıldanarak bir şeyler okuyordu. İleride gölgeler görüyordum. Bizi takip eden gölgeler. Acaba kimdi bunlar? Bizi neden takip ediyorlardı? O an onların yüzlerini, kim olduklarını görmek istedim. Yaşlı adamın dedikleri aklıma geldi. Sakın yüzünü yerden kaldırma. Ama içimden bir ses, "Bak onlara" diyordu. İçimdeki sese uydum, dayanamadım. Onlara doğru, yani bizi takip eden gölgelere doğru yüzümü kaldırdım. Gördüğüm şeyleri size burada tasvir edip anlatmayacağım. Zira kendimi kötü hissediyorum. Ayrıca onların şeklini tasvir edip sizin vebalinizi de almak istemiyorum. Bu tehlikeli bir şeydir. Her neyse, gördüğüm şeylerin dehşeti karşısında elim ayağım tutmaz oldu. Hareket edemiyordum. Olduğum yerde çakılı kalmıştım. Yüzümü bile yere eğemiyordum. Sadece onların suratlarına doğru bakabiliyordum. Çarpılıyor muydu neydim? Koluna girdiğim yaşlı adam beni çekmeye çalışıyordu. "Bakma onlara, bakma" diyordu. Belki yüzlerce kez bunu tekrarladı ama hareket edemiyordum bir türlü. Sadece dediklerini duyabiliyordum. Yanımdaki yaşlı adam bana "bakma" demeyi bırakıp bir takım sözler mırıldanmaya başladı. O mırıldandıkça ben hareket edebildim. Sonunda yüzümü yere eğebilmiştim. Tekrar yavaş da olsa yürümeye başladık. Ben yaşlı adamın koluna sımsıkı sarıldım. Bir müddet ilerledikten sonra yerde beyaz yuvarlak bir şekil gördüm. Şeklin tam ortasında durduk ve yere çöktük. Yaşlı adam "sakın" dedi. "Bu çemberin dışına çıkma. Eğer bakar da onların arasına gidersen seni kurtaramam." Gün ışığı kalmadı artık. Onların saatleri başladı. Etrafta her yer karanlık, onlarla dolu. Bu çemberin içine giremezler. Ama biz de sabah ezanına kadar bu çemberden dışarıya çıkamayız. "Sakın ola etrafına, onlara bakma, sadece yere bak" dedi. Gözlerimden yaşlar süzüle süzüle
Sadece yere bakıyordum. O anda ne yapabilirsiniz ki başka? Yaşamayan bilemez bunu. Yanındaki yaşlı adama göz ucuyla baktım. Sürekli dualar okuyordu. Bir şeyler söylüyordu. Peki bana neden yardım ediyordu? Ben nasıl bu duruma düşmüştüm? Çok değil, daha bir ay öncesine kadar sıradan, mutlu bir hayatım vardı. Böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmezdi. Bilmezdim bile. Ama şimdi bir kabusun ortasında uyanıktım. Gerçekten yaşıyordum bu durumu. Fısıltıları duyuyordum. Onlardan gelen fısıltıları. Onlardan tarafa bakmıyordum. Sadece yere bakıyordum. Fısıltılar giderek daha da azalmaya başladı. Ses çok az gelmeye başladı. En sonunda yanımdaki yaşlı adamın dürtmesiyle kendime geldim. Kalk evladım dedi. Gidelim buradan. Gözlerimi araladım. Gökyüzünün maviliği, çam ağaçlarının yeşilliğinin uyumu, görüntüsünü gördüm. Sabahı etmiştik. Geceden bu yana ilk kez kalbim huzurda olmuştu. Bitti mi dedim. Gerçekten onlar gitti mi? Gitti evladım dedi. Ama sadece şimdilik. Bu belanın büyüklüğünü bilemezsin. Hadi kalk, köye gidelim dedi. Çok işimiz var dedi. Hızlı adımlarla o şerli köyden çıktık. Kendi köyümüze doğru yürümeye başladık. Yaşlı adama sen kimsin? O köydekiler neydi diye sordum. Seni o şerli köye giden yolda yürürken gördüm. Başına bunların geleceğini bildiğim için yanıma kaya tuzu alıp hemen ardından yürüdüm dedi. Köye girmeden evvel yere tuzla o çemberi çizdim. Biliyordum ki o köyden yürüyerek çıkamazdık. Okumayı bir an bile bıraksam bizi çarparlardı dedi. Oradan gece kurtulmamızın tek yolu buydu. Bir süre sessizce devam ettik. Yaşadıklarımı sindirmeye çalışıyordum. Amca dedim. Her şey o tarlanın ortasındaki mağaraya girdikten sonra başladı. Tahmin ediyorum dedi. Lakin belanın bu kadar büyüyeceğini bilemedim. Her şeyi anlatacağım sana dedi. Lakin önce benim evime gidelim. Bizim köyümüze geldik. Amcanın evi köyün içindeki tek katlı bir evdi. Küçük bir bahçesi vardı. Girdik içeriye. Normal bir köy eviydi. Oturdum. İçeride evladım dedi. İkimiz de açız. Önce karnımızı doyuralım. Karnımızı doyururken de sana her şeyi anlatacağım dedi. İçeriye girdi. Kahvaltılık bir şeyler hazırladı. Oturduk. Yer sofrasında yemek yemeye başladık. Amca da anlatmaya başladı. Evladım dedi. Her şey gece gittiğimiz çerlilerin köyünde. Daha önceden yaşanan birkaç insanın tarlaların ortasındaki tepedeki mağarada gördüğü gömüyü çıkarabilmek için şerli varlıklarla, anlaşmasıyla, onlardan yardım istemesiyle başladı. Nasıl yani dedim. O mağarada bir gömü mü var dedim. Evet dedi. O mağarada bir gömü var. Lakin çok belalı bir gömü. O köydekiler şerlilerden yardım dilenmeden evvel defalarca kez gömüyü çıkartmaya çalışmışlar ama her seferinde başarısız olmuşlar. Kimi zaman zaman kaldıkları yerlerden kara yılanlar çıkmış, kimi zaman kara köpekler etrafını sarmış. Her seferinde korkup kaçmışlar. Lakin gözlerini servet hırsı kör ettiği için vazgeçmemişler. En sonunda büyü işleriyle uğraşan bir hocaya gitmişler ve bu durumu ona anlatmışlar. O yılan dilli hoca da onlara yardım edebileceğini söylemiş. İnsanın gözünün doymazlığı böyledir işte oğlum. Amacına ulaşmak için gözün kararır ve ne kadar büyük belalara bulaştığının farkına varmazsın. Hoca şerlilerden yardım dilenip gömüyü çıkartmayı becermiş. Kendi payını da alıp o köyden gitmiş. Lakin köylülerin bu zenginlik sevinci kısa sürmüş. Hevesleri kursaklarında kalmış. Ne olmuş ki hocam dedim. Neler gelmiş başlarına. Anlatmaya devam etti. Onlardan yardım dileyen herkesin başına bir şeyler gelmiş evladım dedi. Onlar yani şerliler hiçbir yardımı karşılıksız yapmaz. Karşılık olarak da mutlaka kan ve can alırlar. O gömüye eli değen herkes bu beladan nasibini alır. Bu bela onların asla peşini bırakmaz. Sadece onların peşini değil, onların ailelerini, sülalelerinin de peşini bırakmaz. Allah şahidimdir ki onların başına gelenlerin nedeni de buydu. Ben amcanın anlattıklarını korkuyla karışık, merakla dinliyordum. İlk önceleri köyde geceleri kapılar tıklamaya başlamış. Lakin kapıyı açıp baktıklarında kimse yokmuş. Pek üstünde durmamış köylü bunun. Daha sonra
Birkaç kişinin çocuğu kaybolmuş. Hepsi de o gemiye eli değenlerin çocuklarıymış. Fakat garip olan, çocukları kaybolan bu ailelerden hiçbiri ne çocuklarını arıyorlar ne de jandarmaya haber veriyorlarmış. Bu sırada köyü bir korku sarmış. Geceleri kimse sokağa çıkamaz olmuş. Sanki bütün köy bir şeylerden kaçıyor, saklanıyor gibiymiş. Bu durumdan köyden birkaç inançlı kişinin bana haber vermesiyle haberdar oldu. Benden köyü bu beladan kurtarmamı istediler. Nasıl yani amca? Seni neden çağırdılar dedim. Hafiften gülümsedi, anlatmaya devam etti. Aslında bu yöreden değilim. Bana hoca derler. Benim ilmimi, insanlara yardım ettiğimi duyanlar da köyü beladan kurtarmam için beni çağırdı. Ben de onlara yardım etmeyi kabul ettim ve o köye geldim. Köye beni çağıran birkaç adam dışında benimle kimse konuşmuyordu. Sadece donuk gözlerle beni izliyorlardı. Doğruyu söylemem gerekirse korkmuştum. Çünkü ilk defa böyle insanlar görüyordum. Sanki hepsi büyülenmiş gibiydi. Allah'ım, bu nasıl bir köydü? Nasıl bir şeyin etkisi altındaydı bu insanlar? Hoca çayından son yudumunu aldı ve anlatmaya devam etti. Evladım dedi. O gece beni çağıranlardan birinin evinde misafir olarak kaldım. Akşam ezanı okunduktan sonra ben de namazımı kıldıktan sonra köye doğru baktım. Işıkları yanan tek bir ev bile yoktu. Köyde tek bir hayat belirtisi bile yoktu. Bir şeylerden saklanıyor gibiydiler. Bu sırada kaldığım evin kapısı tıklandı. Evinde kaldığım adama baktım. Beti benzi atmıştı. Korkuyordu. Kurtar bizi hocam dedi. Her gece aynı bela üstümüzde dedi. Kapıya doğru ilerledim. Açtım. Kimse yoktu. Buradaki ormanlara yakın yerlerde bazı cin kabilelerinin yaşadığını biliyordum. Fakat neden bu köye bela olduklarını, neden çocuk kaçırma olaylarının olduğunu anlayamamıştım. O zamanlar mağaradaki gömü olayını bilmiyordum. Beynimde bu düşünceler dolanırken evin ilerisindeki sokaktan bağırışma ve ağlama sesleri duydum. Seslerin geldiği tarafa doğru baktım. Bir tane adam elinde bebeğiyle yürüyordu. Bir yandan da "Allah'ım kurtar beni, kurtar bu lanetten" diyerek ağlıyordu. Bir eliyle de kafasına vuruyordu. Sanki onu zorla bir yere götürüyorlardı. Bu bağırışmalara ve ağlama seslerine rağmen köyden kimse dışarı çıkmamıştı. Adamın yanına doğru koştum. Ona yaklaşıp ne yaptığını sordum. Adam bana "Git buradan, git, git buradan" diye bağırmaya başladı. "Bize bela getirme, onları kızdırma" deyip üzerime doğru saldırdı. Evinde kaldığım adam beni kolumdan tutup "Gitmemiz gerek hocam" dedi. Yalvarır gibi konuşuyordu. "Köylüler bize zarar verebilir. Eve gidelim" dedi. Bu sırada adam elinde çocuğuyla yürümeye devam ediyordu. Şunları söylüyordu. "Alın, alın, sizin olsun. Benden uzak durun" diyordu. Adamın halinden ne olduğunu anlamıştım. Onu şerliler götürüyor olmalıydı. Yaptıkları yardıma karşılık kurban istiyor olmalıydılar. Onların etkisi altındaydı. Evinde kaldığım adama sordum. Yakınlarda hiç tarihi bir yer ya da gömü olabilecek yer var mı dedim. "Evet" dedi. "İlerideki köyün yakınlarında bomboş tarlaların ortasında bir tepede bir mağara var. O mağaraya yakın bir yerlerde ne ekilse yetişmez. O yüzden her zaman boştur" dedi. "Hiç o mağaradan gömü çıkarmaya çalışan oldu mu?" diye sordum. "Evet" dedi. "Çok oldu ama her seferinde korkup kaçtılar oradan." Olanları anlamıştım. Bir şekilde ya da birisinin yardımıyla şerlilerden aman dileyip yardım almışlar ve altınlara sahip olmuşlardı. Şimdi de şerliler yardımlarının karşılığı olarak adak alıyorlardı. Hemen adamın gittiği yöne doğru hızlı adımlarla ilerledim. Adam köyün biraz dışında bir kuyunun başında durdu. Yanına gittiğimde "Bir de ne göreyim. Bismillah." Adamın elleri kan içindeydi. Elindeki çocuğuna bakınca elindeki kanın nedenini anladım. Çocuğunun boynunu keserek kanını kuyuya akıtmıştı. Kuyunun içi çocuk cesetleriyle doluydu. Dinlediklerim karşısında dehşete düşmüştüm. Ben nasıl bir belaya sürüklenmiştim? Ne yapmıştım da bunları yaşıyordum? "Hocam" dedim. "Dün gece o köyde gördüklerim neydi peki? Ben ömrüm boyunca
Dün geceki kadar korkmadım. O gördüklerin bir insanın aklının kaçırmasına bile neden olabilir. Eğer ki ben vaktinde yetişmeseydim ya da senin o şarlelerin yönüne gittiğini görmeseydim, onlar seni alacaktı. Seni dağlarda 3 gün yürütüp en sonunda seni o cin kuyusuna atacaklardı. Seni oraya götüren şey onların etkisi altında olmandı. Sana vesvese verirler, kendilerine yönlendirirler dedi. Peki hocam, o köyde gördüğün şeyler, o mağaradaki gömüye elini sürenler miydi? Onlara mı karıştılar onlar da dedim. Hayır dedi. O gömüye elini sürenler, onlardan yardım dileyenler. Bu dünyadaki cezalarını çektiler. Şimdi de öbür dünyada cezalarını çekiyorlar. Masum olanlar da o köyü terk etti. O köyde yaşayan hiçbir insan kalmadı. O köyü şerliler sahiplendi. O köy artık onların. Şerlilerden yardım dilemek için Allah'ın kelamını yakanlara Allah lanet etmiştir. Nasıl yani hocam dedim. Allah'ın kelamını yakanlar derken ne demek istediğinizi anlamadım dedim. Onlardan yardım isteyenler belirli bazı sureleri yakıp küllerini gömünün bulunduğu yerin en dibine, en kötü yerlerine atarak bir ayin yapmışlardı. Bu çok tehlikelidir evladım dedi. Şimdi yapmamız gereken bana her şeyi anlatman dedi. O mağarada ne aradığını, oradan bir şeyler alıp almadığımı, ne yaşadığımı anlatmamı istedi. Başından geçen her şeyi tek kelime atlamadan hocaya anlattım. O da sözümü hiç kesmeden dinledi. Sonra da konuşmaya başladı. Şimdi yapacaklarımızı kimseye ama kimseye anlatmaman gerek. En yakınlarına bile. Göreceksin, seni ne kadar şok edecek olsa da kimseye bahsetmemelisin dedi. Olayın bundan sonraki kısmını yayınlayıp yayınlamama konusunda çekincede kaldım. Bu kanalı takip eden her yaştan insan olduğu için yayınlamama kararı aldım. Çünkü söyleyeceklerimi dinlemeniz bile onları çağırmanıza sebep olacak ritüeller içermekte. Bunların ne kadar tehlikeli olduğunu bilseniz bana hak verirdiniz. Bu vebali kimse almak istemez. Bilmeniz gereken tek şey bu yaşananlardan sonra Altan Kılıç'ın o köyden uzaklaştığı ve kaybolduğu. Yaşamadığınız, görmediğiniz şeyler hakkında ahkam kesmek çok kolaydır. Peki siz bunları yaşamayı kaldırabilir miydiniz?